Nergis. Nergis ya, Allah Allah. Ben sana soracağım küçük hanım. Ben sana soracağım. Ben sana bunun hesabını soracağım. Abla gözünü seveyim, bir sakin ol ya lütfen. Bak minik çöreğim, şimdi sakin ol. Sakin makin olamam. Nereye sakin oluyorum aslan ya? Bana yalan söyledi. Bana yalan söyledi bu kız. Yok ayrıldım dedi, yok şu dedi, yok bu dedi. Ama ben sana bunun hesabını soracağım. Bu kız artık çok oldu. Taksi! Taksi! Oldu, çok bağırdı. Taksi dedi. Müsaittim. Acil. Acil, vallahi acil. Dur, geç gel. Aslan. Tamam, geç. Gel. Efendim Berma teyze. Kardeş, kusura bakma, ortam gergin. Kapa ya seni, kapa. Tamam, kapattım be. Yürü abicim, yürü. Evet. Evet Berma teyzeciğim. Maalesef. Ben de bilmeniz gerektiğini düşündüm. Çok iyi yaptın Tuğçe. Ben ailesinden kurtuldum derken ada denilen bu kızdan bir türlü kurtulamadım. Ama dur sen. Bu insanlar Berma'yı çok hafife aldılar. Çok hafife aldılar, çok. Peşlerine düşmeseydik ayrıldıklarına inanacaktık. Evet. Neredesin Rüzgar? Hem teyzeleri hem de Belma teyze tarafından basıldığında yüzünü görmek isterdim adamın. Yüzünün alacağı şekli görmek isterdim. Efendim Zaferciğim. Belma, nereye kayboldun? O sinsi tatil planından anlamalıydım Zafer. Anlamalıydım. Ne diyorsun Belma, neredesin sen? Eve gidiyorum. Büyük bir hızla eve gidiyorum Zafer. Canım oğlum Bora'mı o kızın elinden, pençelerinden kurtarmaya gidiyorum. Ve Zafer, bana oynadığın bu oyunu asla unutmayacağım. Duydun mu beni? Asla. Belma, ne? Aa, şaka mı ya o? Şakadır herhalde. Yok canım, ne taksisi? Yapar mı yapar ya. Belma! Korkuyorum. Korkma, ben buradayım. Beni bırakma, tamam mı?
Tamam kardeş, sağ ol, sen halledersin Aslan. Bora! Ada! Boracığım, Ada! Ada! Bora! Sana gireyim. Ada ne yapıyorsun? Tamam sakin ol. Öyle bir şey olabilir mi sence? Tamam sakin ol. Belki de bu bir fırsat. Bu bizim için bir fırsat Ada. Atlayayım buradan. Bora. Ne bu? Bu ne? Ne olmuş burada? Bir dakika dur. Sakin. İşte. Kulak memesi kıvamında. Daha yeni yemişler. Ada. Şu tarafa Ada. Doğru gidelim. Ah Bora. Ah Bora. Tamam şunu yapıyoruz. Tutuyorum elinden, çıkıyoruz karşılarına, tamam mı? Her şeyi anlatıyoruz. Bitiyor bu çile artık. Bitti. Tamam mı? Söylüyoruz her şeyi. Ada! Bora oğlum! Kapı da kapalı. Ada çık dışarı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ada! Çık dışarı, geberteceğim seni. Bora çekil bakayım oğlum. İçeride anne, değil mi? Anne ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ada çık diyorum. Tamam. O zaman siz istediniz. Görecekleriniz hazır olun efendim. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Ada! Ada! Buyurun, buyurun, buyurun. Ada! Buyurun Aslan Bey, buyurun. Ada! Ada yok. Nerede bu, nerede bu kız? Arama, arama, sen arama boşuna abla. Hey, hey, hey. Burada başka iş dönüyor burada. Başka işler dönüyor burada, başka işler. Ne dönüyor, ne oluyor? Bunlar ne ya? Bunlar ne Bora efendi? Bunlar ne? Bunlar ne? Bu ayakkabılar ha? Bunlar kimin? Kimin? Oğlum bir şey demeyecek misin? Ha? Kimin bunlar? Kimin? Ey! Biz de seni adam sanmıştık be. Kalıbından utan be. Biz de seni adam zannettik be. Evi tabii boş buldun. Hemen attın kızı eve değil mi? Ne alakası var ya? Senin Hanım neden bahsediyorsunuz? Allah'ım sen affet. Öyle bir şey yok. Allah'ım sen affet. Seni kalıbına be. Sen benim neden bahsettiğimi biliyorsun. Sen benim neden bahsettiğimi, kimden bahsettiğimi biliyorsun sen benim. Baksana be. Yazık be, yazık be. İki gün geçmemiş daha be. Daha iki gün geçmemiş sen kalkmışsın. Bizim kızımızın üstüne gül koklamışsın. Vallahi yazık sana. İyi ki var ya, Ada burada yok abla. Ne diyorsun Yasemin? Ada değil miymiş? Anlamadım. Değil. Ada değil mi? Değil, değil ablam. Ne adası, ne adası? Ey git, ey git. İş başka burada, iş başka. Hayırdır komando, ne iş? Tamam bir sakin ol, her şeyi anlatacağım. Artık konuşmamızın zamanı gelmişti zaten Nergis Hanım. Ay ne konuşması ya? Anneciğim bir izin verirsen konuşacağım zaten. Bir izin verirseniz. Anlat, anlat, dinliyorum. Bakın hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz Ada'yla ikimiz... Hala ikimiz diyor ya, delireceğim ben. Oğlum sen... Herkese böyle ortalıklarda mavi boncuk mu dağıtıyorsun? Anlamıyorum ki. Pis kazanama. Pis. Ne diyorsunuz? Ne mavi boncuğu, ne kazanaması? Ben bakın açıklayabilirim diyorum size. Ne saçmalıyorsunuz? Efendim bir saniye. Herkes sakin olsun. Oğlum isterse mavi boncuk dağıtır, isterse yeşil boncuk dağıtır. Değil mi çocuğum? Madem ki sizin kızınızla birlikte değil, bize ne, size ne, daha ne? Doğru söylüyorsunuz. İstediği her kıza mavi boncuk, yeşil boncuk artık ne renk bulursa dağıtabilir zaten. Ama benim yeğenimin sizin çapkın oğlunuzla hiçbir ilgisi olamaz. Ne alakası var Nergis Hanım? Anneciğim bir... Sen sus, sen, sen sus. Sen benim ayran gönüllü. Ayran gönüllü seni be. Ayran gönüllü seni. Ayran. Tamam artık bu saçmalığa artık bir son verebilir... Ada. Ada. Teyze hoş. Eve geldim, yoksunuz. Neredesiniz siz? Sen evde misin? Ha, ben evdeyim. Siz neredesiniz? Biz şeydeyiz biz. Biz geliyoruz şimdi. Sen bir yere ayrılma, konuşacağız.
Eyvallah Ada. Evdeymiş. Heh, bak gördün mü abla? Günahını aldın kızın boşu boşuna sen de yani. Hadi ya. Nergis Hanım çok önemli. Bir hadi konuşabilir aslan. Miyiz diyorum. Vallahi 3 kilo verdim. Kilo aslan verdim. Ben yok hayır. Sizinle ayrıyetten konuşacağız Yasemin Hanım. Sizinle çok ayrıca özel olarak konuşacağız. Şey ya biz inanamıyorum. Hepinizle konuşacağız, hepinizle. Konuşacağım. Ah aslan oğlum. Eşim ben sana bu gece bir şey sormuyorum. Sonra ayrıntıları konuşuruz tamam mı? Hadi iyi geceler. Ben gerçekten çıldıracağım artık ya. Gerçekten çıldıracağım. Aynı güneş kadar. Anahtar. Bora, seni seviyorum. Canım Bora'm. Oo. Yes. Hadi. Hadi. Hadi güneş iki. Hadi. Abla görüyor musun? Erkek milleti işte evi hemen boş buldu. Hop eve hatun atmaca. Böyle üstü açık arabalar, elbiseler, ayakkabılar bilmem neler. Daha neler neler kim bilir. Ha, tabii ama kadın nasıl kaçacağını bilememiş evden o ayrı. Tabii. Abla kız sen hiç benim ada kuzucuğuma böyle bir şey yakıştırır mısın? Allah aşkına soruyorum sana. Ha? Ay tabii ki yakıştırmam Yasemin. Sen de benim derdim onu korumak zaten ya. Beni tanımıyormuş, bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Biliyorum benim güzel ablam. Biliyorum, biliyorum. Senin derdin onu korumak. Benim de derdim adayı korumak. Tek derdim bu. Bütün amaçlarım bu yönde. Üverse ya. Biz gidiyoruz zaten. Allah bırak adamı. O kadar stres yaşamışız evlerde hala uyuyorsun ya. Allah Allah. Bizim derdimiz Allah. Adam oradan oraya bütün gün. Ada kızım. Bu halin ne? Üzerine geniş bir şey gelsin hocası kızım. İyi geceler Necmi amca. Dur ben tahmin edeyim. Kıyafet mi alırsın onunla? He he kıyafet olursa he. Ah be hayatım önce kıyafet mi alırsa gitmektesin biliyor musun? İyi inşallah gidersin Necmi amca. Büyüyünce gidersin. Nereye gidiyorsun kızım bu yaşa sonra? Aa gençlik ah. Beni bir sal ya. Hadi beni bir sal Necmi amca. Çekil. Ağzın geri geliyor. Çoğu insana var hemen kanım kaynadı. Yokluğun zaman anlaşıldı. Ada! Dede, anneannem neden geri gelmek istedi? Taktı kızım, taktı. Ne taktı? İçeri gelince göreceğiz. Geç kızım, geç. Geç. Benim kuzum ya. Günahını aldın. Güzel kızım benim. İyi ki sözümü dinledin de ayrıldın şu Bora'dan. Bak değmezmiş o adam için. Evet ablacığım hadi. Abla sabah konuşuyor. Abla vallahi gözümü zora çıktı diyorum. Çok uykum geldi. Hadi ya vallahi sabah konuşuruz bunları. Hadi hadi ablacığım. Hadi uyandıracağız kızı. Hadi çık 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 hadi. Hadi çık abla çık. Konuşmamız gerek. Arıyorum. Arama. Birazdan arayacağım.
Melba. Hiç tavır yapma Belma, hiç tavır yapma. Tavır yapma. Burada tavır yapması gereken biri varsa o da benim. Aa, neden acaba? Neden mi? Ha, şu nedenle. Birlikte karar veriyoruz, tatile gidiyoruz. Otelimize yerleşiyoruz. Ben şöyle etrafa bakayım diye aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum, abi bakıyorum Belma Hanım yok. Sağ bakıyorum yok, sola bakıyorum yok. Oho, Belma Hanım gitmiş. Nereye? Adayla Bora'yı basmaya. Yakıştı mı bu sana? Peki, ortada hiç tatille ilgili bir konuşma veya plan yokken sen durduk yerde öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Elif'le beni ikna bile etmeden apar topar tatile götürüyorsun. Peki neden yapıyorsun bunu acaba? Hı? Bu sana yakıştı mı Zafer Bey? Ne oldu Berma, ne oldu? Geldin adayla Bora'yı yakalayabildin mi? Yazık, çok yazık ya, çok çok yazık. Bak Zafer, ben sana bir türlü anlatamıyorum. Ben canım oğlum Bora'mı korumaya çalışıyorum. Bunun için de ne senden özür dileyeceğim ne de bir adım bile geri atacağım. Şimdi. Ay yok ama sen bir şey anlamıyorsun. Yok, daha fazla anlatmayacağım zaten. Hadi neyse. Good night. Yani diyorum ki iyi geceler. Good night. Niye anlamayayım ya, iyi geceler. Benden de good night o zaman. Allah Allah. Allah Allah. Ya da Allah rahatlık versin diyeyim ha? Hırsımı da alamadım zaten. Cevabını bildiğim soruyu niye soruyorsan, Bora'nın yanına gidiyorsun değil mi? Hı? Bu ne? Bu akşam buldum ben bunu. Ya bunu bu akşam ablam bulsaydı? Hı? Ya ablam bulsaydı o zaman ne olacaktı? Teyze hoş. Ama benim gitmem lazım. Onu öyle orada zor durumda bıraktım. Baskın falan. Bir özür dilemem lazım. Sana o kadar mesaj attım. Hı? Bak, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de... Tövbe de. Tövbe. Şansını zorlama. Teyze hoşum, gideyim. Gideyim, iki saate geleyim. Söz, iki saatte hallederim ben. Gidiyorsun ama bir saat sonra geri geliyorsun, tamam mı? Tamam. Sen girene kadar da ben uyumayacağım ona tamam. Göre. Tamam, teyze hoşum. Söz. Hadi, tamam. Hadi, tamam. Git. Havaserin üstüne bir şey al. Sen halledersin. Ben hallederim. Halledeceğim ben artık. Sen halledersin. Ne fırtınalı aşk ama. Ben geldim. Arabayı park ettim. Kapıyı açar mısın? Gel,
Yağmur başladı tekrar. Arabanın üstünü kapattım. İyi yaptın. Uyudu mu herkes? Uyudu. Herkes. Ben dahil. Bora. Çok haklısın. Çok çok haklısın. Hangi konuda haklıyım hadi? Hı? Hangi konuda haklıyım? Şu baskın saçmalığı. Seni öylece bırakıp gittim. Ama başka çarem yoktu. Başka çaren yoktu. Öyle mi? Senin başka bir çaren yoktu. Öyle mi Ada? Bora, sesini alçaltır mısın? Biri uyanacak şimdi. Uyanırlarsa ne olur Ada? A, doğru. Doğru, doğru. Senin burada olduğunu öğrendiler değil mi? Peki ben sana ne dedim? Tut elimden çıkalım insanların karşısına, teyzenlerin karşısına. Her şeyi bir bir tek tek söyleyelim dedim. Dürüst olalım dedim değil mi? Bu mümkün değil. Yeter Ada bak, gerçekten sıkıldım. Teyzenlerle konuşayım diyorum, izin vermiyorsun. Ben konuşacağım diyorsun. Tamam diyorum, onu da yapmıyorsun. Ada. Ada bak, ben bir şeyler tamam dedikçe her şey daha da karışıyor. Farkında mısın? Sen çektin gittin, beni yalnız bıraktın ya. İnsanlar her şeyi yanlış anladı biliyor musun? Benim başka biriyle olduğumu falan zannediyorlar. Sen beni nasıl bir durumda bıraktığının farkında mısın? Zor durumda olan sen değilsin sadece. Tamam mı? Teyzemler bir taraftan, sen bir taraftan. Ne kadar sıkışıyorum görmüyor musun? Sakın bana batma deme çünkü sıkıldım artık Ada. Bunun bir çözümü var. Gerçekten anlamıyorsun, gerçekten. Anlamıyorum, öyle mi? Ben anlamıyorum, öyle mi? Senin bu teyzenlerin tek derdi senin ilk aşkınla evlendirmek değil mi? Evet öyle. Peki senin teyzenler senin ilk aşkınla evlenmek istemediğini bilmiyorlar mı Ada? Biliyorlar. O zaman ne bulsunlar kıyamet Ada? Ada. Kim senin bu ilk aşkın? Hı? Kim senin bu ilk aşkın Ada? Bak sen bana cevap vermedikçe benim aklıma milyon tane şey geliyor, engel olamıyorum, yapma. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Çok geçmişte kaldı. Çok geçmişte kaldı. Öyle mi? Yani bu muydu senin söylemekte zorlandığın şey? Yok mu bu adamın ismi cismi? Ahmet Mehmet ne zıkkımsa. Ne yapacaksın adını? Merak ediyorum, ben seninle ilgili her şeyi merak ediyorum adam. Bana hiç yardımcı olmuyorsun bu adam. Asıl sen bana yardımcı olmuyorsun. Nerede bu adam, kim bu herif? Cehennemin dibinde, tamam mı? Cehennemin dibinde. Ben buraya bunları konuşmaya gelmedim Bora. Ben sana istemeden yaşattığım şey için özür dilerim. Ben istemiyorum. Geldim. Ben istemiyorum. Ben böyle gizli saklı bir ilişki yaşamak istemiyorum Ada. Sanki yaptığımız şey büyük bir suçmuş gibi, affedilmez bir günahmış gibi yaşamak istemiyorum Ada. Ayakkabılarımızın kaybolduğu günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Orada sana bir soru sormuştum. Sen kimsin demiştim. Sen de bana sadece Ada demiştin. Sadece Ada. İşte ben o Ada'yı sevdim. Sadece Ada'yı, onun peşine düştüm. Şimdi onun hakkında her şeyi bilmeye de hakkım var benim Ada. Hakkın var. Senin hakkın var. Ama benim seni sevme hakkım yok.
ne demek? Nereye gidiyorsun? Ada. Ait olduğum yere. Ait olduğun yere gidiyorsun. Öyle mi? Arabanın anahtarı. Tamam. Ben seni bırakırım. Gerek yok. Ben seni bırakırım Ada. Gerek yok Bora. Bırakacaksın zaten. Şimdi ya da sonra. Ben taksi çağırırım. Birkaç gün kim öğreneceğim Ada? Benden gizlediğin, köşe bucak kaçırdığın adam kim? Öğreneceğim. Gördün o adamın kaç kuruşluk bir adam olduğunu. Ha, anladım, anladım. Onun boyun altında kalsın. Allah'ım tövbe. Konuyu biliyorsun. Ha şöyle. Ha. Onun, onun gözleri, o güzel gözleri kör olsun inşallah. Çok tövbe, çok tövbe, çok tövbe. Üzülme kuzum sen. Üzülme bak, herkes için hayırlısı oldu. Abla, Ada'dan şüphelendiğin için ondan bir özür dilersin artık. Değil mi? Bir özür borçlusun Ada'ya. Yasemin, Allah aşkına ben sevdiğimden, düşündüğümden, sen mutsuz olacaksın diye korktuğumdan kuzum, yoksa hiç başka bir şey gelir mi benim aklıma? Kapansın artık kuzum, tamam. Tamam, tamam. Sen sıkma canım. O benim için bitti, ben artık bundan sonra işime kafa takarım. Tabii. Gidelim, şirkette bana çok ihtiyaç var, gidelim. Gitmem lazım. Yeter. Tamam, ağlama kuzum artık. Ne alacağım ya? Ne alayım ya? Bir daha ağlarsın belki yollarda. Hadi göz kulak ol Yasin. İki göz, iki çeşme kızın içi dışına çıktı, helak oldu ya. Hava ne kadar güzel. Acaba Ada rezil olduğu için mi? Yüzünün aldığı hali görmek isterdim Adacığım. Efendim Tuğçe. Alo Belma teyzeciğim. Artık bir kutlama yaparız. Ya neyi kutluyoruz Tuğçe? Ada teyzelerine yakalandı ya. Onun için Belma teyzeciğim. Ay yok. Yok canım. Ada değilmiş. Başka biri varmış Boracığımın yanında. Nasıl? Kimmiş yanındaki? Aman canım, kimse kim? Benim umurumda bile değil. Ada değilmiş ya, ben ona şükrediyorum. Şükürler olsun. Anladım. Bak Tuğçe, sen bilip bilmeden asılsız haberler veriyorsun ve yüreğimi ağzıma getiriyorsun. Bak böyle yaparsan bozuşacağız ha, ona göre. Yanılmışım Belma teyzeciğim ben herhalde, kusuruma bakma. Neyse, en azından dediğiniz gibi Ada değil yani, o da iyi bir şey. Neyse, beni arkadan birisi arıyor, onu dönmem lazım Belma teyzeciğim. Öpüyorum, görüşürüz, hadi bay bay. Bu sefer kurtuldun Ada. Ama bu son şansın da artık senin. Son. Aa, Aslan kapı mı? Ay yine ne unuttu ki? Aa, hayırdır? Ne işin var senin burada? Niye geldin? Hayırdır komanda, ne iş? Aslan Bey, Nergis Hanım, içeri girebilir miyim? Konuşmamız lazım, çok önemli. Thank you.
İşte. Kız bana bak. Ablamın yanında soramadım ama. Hı? Akşam ne oldu? Anlat bakayım. Ha? Bir şey yok. Hı. Başladık yine bir şey yok teyzelere. Telefonu versene. Alo, buyurun Merve Hanım. Ada Hanım merhaba. Eğer müsaitseniz ofise gelebilir misiniz? Bir problem mi var? Siz ofise gelin, isterseniz burada konuşalım. Tamam, görüşmek üzere. Yok bir şey teyze. Meşgul. Ver. Nergis Hanım, Aslan Bey. Tek bir soru soracağım. Neden Ada ile benim ilişkime karşı çıkıyorsunuz? Niye? Ada söylemedi mi sana? Ben söyledi diye biliyorum. Baht. Kötü baht. Onu biliyorum. Niye soruyorsun hala o zaman? Nergis Hanım, siz akıllı ve zeki bir kadınsınız yani. Yavaş ol komando. Yavaş. Yanlış anladınız Aslan Bey. Ben kötü niyetle söylemek istemedim. Ben sadece bu duruma anlam veremiyorum artık. Anlıyor musunuz? Anlaşılacak bir şey yok zaten. Gerek de yok. Ya biz zaten senin sağlam pabuç olmadığını geçen gece anladık. Böyle evi boş bulur bulmaz. Siz yanlış, diye. Yanlış anladınız. Çok kötü bir yanlış anlaşılma. Zaten ben de bunu açıklamak. Hep de öyle derler zaten. Açıklayabilirim. Ben öyle diyorum çünkü açıklayabilirim. Nergis Hanım. Açıklayacak bir şey yok delikanlı. Sen uğraşma tamam. Bak kocamı duydun. Siz mutlu olamazsınız. Mümkün değil. Nergis Hanım bu... Biz bu adanın ilk aşkı yüzünden mutlu olamayız değil mi? Peki şimdi size soruyorum. Nergis Hanım, Aslan Bey. Bu adanın ilk aşkı şu anda bir suç işlediyse ve şu anda hapisteyse. Ya bu adanın ilk aşkı evlendiyse, barklandıysa, çoluk çocuk sahibi olduysa, mutlu mesut yaşıyorsa mesela. Yani belki de bu adanın ilk aşkı şu anda bu dünyada değil. Bilinmez değil mi? Yani biz bir bilinmez yüzünden niye ayrı kalıyoruz? Niye bizi yazık ediyorsunuz? Sen nereden çıkarıyorsun bunları? Ada'nın ilk aşkı gayet de bekar, eli yüzü düzgün, hali vakti yerinde, işi gücü yerinde ve Ada'ya da hala çok aşık. Anlamadım ben. Ada hala istiyor mu? Anlamadım. Sen bir aradan çekilirsen isteyecek. Bak Ada ilk aşkıyla evlenecek. Ama bugün olur. Ama yarın, ama yıllar sonra bilmiyorum. Allah bilir. Ama Ada ilk aşkıyla evlenecek. Öyle olması gerekiyor. Hatta geçen gün buluşturdum ikisini. Ben anlamıyorum. Ada hala görüşüyor mu bu herifle? Yani bu herif o kadar yakınlarda mı, yakınımızda mı yani? Aynen öyle. Kim Nergis Hanım? Kim bu adam? Herkesin bildiği ama benim bilmediğim kim bu herif? Efendim? Merve Hanım, Ada Hanım geldi. Gelsinler. Buyurun. Ada Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Ada Hanım, merhaba. Ben Turgut Aşkın. Ada Tözün, memnun oldum. Ne söyleyeyim size, çay, kahve, bir şeyler? Bir şey istemiyorum, teşekkür ederim. Ben sadece buraya alelacele neden çağrıldım, onu merak ediyorum. Yani dava ile ilgili bir sorun mu var? Ada Hanım, affedersiniz gerçekten. Sizi telaşlandırmak istemezdik. Dava ile ilgili bir sorun yok, merak etmeyin. Tamam, nedir peki, neden çağırdınız? Ben beklenmedik şekilde evlenme teklifi aldım da. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. 3 gün sonra evleniyorum. 1 ayda burada olmayacağım. Balayında olacağım. Dava? Bizim dava ne olacak? Turgut Bey firma sahibimiz. Kendisi davanıza yeni bir avukat atanana kadar ilgilenecek. Hayır hayır. Sonuna kadar. Ada Hanım'ı boşuna telaşlandırdık. Sizin davanıza ben bakacağım. Siz mi bakacaksınız davaya? O zaman ben müsaadenizi rica edeyim.
malumunuz hazırlıklar var. Efendim Merveciğim, müsaade senin. Teşekkür ederim. Ada Hanım, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederim. İşte bak, evlilik telaşı. Bugüne kadar yüzlerce ailenin boşanma davasına baktı. Ne ailelerin parçalanışını gördü. Ama evleneceğim diye çok mutlu. İnsanın umutları hiç tükenmiyor. Öyle değil mi? Şimdi bizim dava sizde. Öyle mi? Siz hiç merak etmeyin. Ben çözerim. Vallahi gittikçe çok garipleşiyor. Gerçekten ilginç bir hal alıyor. Neymiş o ilginç hal alan? Ben sordum adaya. İlk aşkın kim diye ben sordum tabii ki. Sordum yani ben. Ne dedi? Bir şey demedi Nergis Hanım. Yani doğru düzgün bir cevap vermedi. Sizin gibi. Garip. Çok garip gerçekten. Çok garipsiyorum bu durum ben artık. Ya kız abla gördün mü? Ada evdeymiş. Boşuna günahını aldın kızım. Ne bileyim ben Rüzgar öyle deyince. Kız abla bak Rüzgar demişken Rüzgar'ın adanın ilk aşkı olduğunu kimse bilmiyor. Vallahi aman diyeyim ağzına. Kaçım abla aman diyeyim ha. Ya biz niye saklıyoruz ki anlamıyorum. Kızım sen kafayı yedin herhalde. Orası çocuğun ekmek kapısı. Çocuk yeni yaşında terfi almış. Şimdi evini kuracak, bir yuvasını kuracak, bir düğün, dernek masrafı olacak çocuğun değil mi? Tabii. Bora Bey bunu öğrenirse ne yapar? Çocuğu hemen hop işten gönderiverir. Ekmek aslanın ağzında. Sonra ara ki iş bulasın da, maaş alasın da. Oğlum, seni ilgilendiren bir konu değil zaten. Ada da o yüzden söylememiştir. İyi de yapmış. Sen de gerçekten adayı seviyorsan eğer, onun mutlu olmasını istersin değil mi? Onun nasıl olacağı da belli zaten. Evet, belli. Onu siz karar vereceksiniz. Hayır, ben değil. Tecrübat. Doğru. Şu ilk aşk. Şu ilk aşk gizli aşk. Bir benim bilmediğim şey. Doğru. Haklısınız, öyle olsun. Peki. Peki sizin dediğiniz gibi olsun, öyle olsun. Anladım ben anlayacağımı. Bak oğlum. Bak onca zaman sofranıza oturduk. Ekmeğinizi paylaştık. Zafer Bey'e olan hürmetimiz sonsuz zaten. Ben Zafer Bey'in de hatırına bu konuyu burada kapatıyorum. Sen de kapat. Sen de kapat. Hadi yolun açık olsun. Anladım ben anlayacağımı zaten. Ben müsaadenizi isteyeyim. Yok 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 yok, siz zahmet etmeyin. Ben yolu biliyorum. Ben yolunu da biliyorum. Ne yapacağım biliyorum ben. İyi günler. Rüzgar'dı değil mi? Evet, Rüzgar. İsterseniz Rüzgar Bey'in ayakkabı bağcığına kadar alırız. Yok yok yok, hiçbir şey istemiyorum ben. Ne tazminat, ne nafaka, hiçbir şey. Ben sadece boşanmak istiyorum. O da en kısa zamanda olsun lütfen. Siz hiç merak etmeyin. Ben halledeceğim. Oldu o zaman. Ben kalkayım, haberleşiriz. Ben size eşlik edeyim. Hiç gerek yok, sağ ol. Nereden geliyorsun? Evden. Evden geliyorsun. Evet. Evet, evden. Evden çıktın, buraya geldin yani, öyle mi? Yok. Şimdi ben sabah kalktım. Kişisel ihtiyaçlarımı giderdim. Kahvaltımı yaptım. Başka detay... Gireyim mi başka detaylara? İster misin? Yok, yok girme. Ben evden çıkınca belki bir yere uğramışsındır. Böyle gelmişsindir diye şey ettim ben. Yoksa başka bir şey yok. Uğradım, evet. Uğradım. Ben benzinliğe uğradım. Benzinliğe uğradım. Bak ne aldım. Sakız. Sevmem ben sakız. Sakız sevilmez mi ya? Ne demek sakız sevmem?
Harika. Şaplatma ağzını. Harika mısın? Ağzını şaplatma. Önden buyur hadi. Ben çıkıyorum. Git. Neredesin Rüzgar? Sabahtan beri seni arıyorum kaç defa. Adaya sürpriz hazırlamakla meşguldüm. İnanılmaz bir şey hazırladım. Yani adanın bayılacağı türden bir şey hazırladım bak. Şimdi ben onu gizlice eve davet edeceğim, tamam mı? Yani bir bahane bulacağım ve onu eve davet edeceğim. Hı. Ada eve girdiği gibi ada iptal. Ada şok. Yani diyecek ki aman Allah'ım bu Rüzgar ne kadar romantik biri. Aman Allah'ım bu Rüzgar ne kadar karşılık olamaz biri. Yani Bora'yı aklından saniyesinde silecek. Bak görürsün, olacak bu. Olacak. Harika bir plan. Ama keşke önce bir sağlamasını yapsaydın bu planın. Yani bir işler yolunda mı diye kontrol etseydin önce. Hayırdır? Sen niye bu kadar gerginsin? Şu an senin yani kutlama falan yapman gerekmiyor mu? Baskın patladı Rüzgar. Baskın balon oldu. Ada kaçtı. Her nasıl bir şekilde bunu başardıysa ada kaçtı. Bora'yla hala beraberler yani. Ne? Nasıl yani ya? Vallahi bilmiyorum. Ada bu. Böyle bir yolunu bulmuştur. Hiçbirimizin tahmin etmeyeceği bir şekilde kaçmıştır. Ne yapacağız şimdi? Vallahi onu da bilmiyorum Rüzgar. Bu sefer sen düşün artık. Şu omuzlarının üzerinde taşıdığın şu ağır şey bir işe yarasın artık. Ha, işe yaramıyor yani, onu söylemek istiyorsun öyle mi? Yani burada saksı var. Bunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Vallahi yani şu ana kadar işe yarar bir şey çıktığını görmedim o saksıdan. Üzgünüm. Bence sen insanlarla konuşurken kelimelerini seçmekte biraz daha dikkatli olabilirsin. Hı? İnsanları üzme, beni üzme. Çünkü istersen ben seni çok üzebilirim. Bilmiyorum, biliyor musun? Ak. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor burada? Cevap yok. Aranızda bana bu saçmalığı açıklayacak biri var mı? Yok. Cevap yok. Yani siz birbirinize kağıttan uçak yapıp atabildiğinize göre işler bitmiş. Oyuna geçilmiş. Koca şirkette iş bitmiş, oyun oynamaya geçilmiş öyle mi? Bana bakın. Aranızda oyun oynamak isteyen varsa insin aşağıya çocuk parkına. Oyun oynasın ama gitmeden önce istifa dilekçesini versin. Öyle gitsin, tamam mı? Bana bakmayın. İşinize bakın. İşinizi yapın. Herkes işini yapsın bu şirkette. Herkes. Adacığım, sen bir bana bakabilir misin? Herkes işini yapsın dedim ben. İşine baksın dedim, değil mi? Kuzen, kuzen bir gelsene. Bir şey konuşmam lazım sen. Bir şey konuşmam lazım, özel bir şey de. Tamam, bırak. Tamam, tamam. Eğer şirkette bir daha bu saçmalıkla karşılaşırsam hepinizi kovarım, haberiniz olsun. Hepinizi. İşinize bakın. Tamam kuzen, sakin. İşinize bakın! Dedi, işinize bakın dedi ya. Uçağı adamın kafasına atarsan öyle olur tabii. Bilerek mi attım sanki? Şakalaşıyorduk, yanlışlıkla gitti. Zaten kafasına gelmedi ki, önüne düştü. Olacağız senin yüzünden. Çok kızdı. Kuzen, kuzen, kuzen. Tamam, sakin ol. Herkese sarıyorsun. Bir dur ya. Geç hadi. Tamam Ali, bırak beni. Bırak, giriyorum içeriye. Bırak. Tamam. Nasıl vurarak giriyorsun şeyde, kapıya da? Ne oluyor? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ben tanıyorum seni herhalde. Biz kuzenden öteyiz, biliyorsun değil mi? Bir şey var. Ne oluyor, anlat. Ya Ali, soruyorum adaya. İlk aşkım nerede bilmiyorum etmiyorum. Uzun zaman önceydi falan diyor. Gidiyorum teyzesine soruyorum. Bana eviliyor, geviliyor. Bambaşka şeyler anlatıyor Ali. Kuzen bir sakin ol, sakin ol. Bir tane tane anlat. Baştan anlat. Geç bir. Oturalım. Sakin ya. Sakin ol ya, sakin. Dün akşam Bora, hı, üstelik kendi evinde bir kadınla berabermiş. Berma teyze basmış. Hı, öyle mi? Evet. Ama tabii sen artık Bora'yla beraber olmadığın için seni ilgilendirmez. Ama ben yine de senin bunu duymak isteyeceğini düşündüm. Yanlış düşünmüşsünüz. Bayağı yanlış düşünmüşsünüz. Bora Bey'in ne yaptığı, ne ettiği artık beni ilgilendirmiyor. Hiç umurumda değil yani kendisi. Aha, tabii 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 tabii. Öyle, orası öyle ama işte ben iki kız dedikodu yapalım istedim. Hmm. Çünkü kadınlarla erkekler çok farklı, biliyor musun? Erkekler
Bluetooth gibidir. Yakınındaysan çeker, uzaklaştığın anda yeni bir cihaz aranıyor moduna geçerler. Biz kadınlar, biz öyle miyiz? Biz etraftaki bütün cihazları görürüz, en kuvvetli olana bağlanırız. Siz hiçbir yerine çekmiyorsunuz ama. Ha? Ne? Nasıl? Haklısınız. Çok haklısınız dedim. Hani Bora Bey beni ilgilendirmiyor. O benim sadece patronum. Bitti gitti yani. Doğru söylüyorsun. Orası tabii. Öyle. Öyle. Sizin aşkınız olacak gibiydi. Ama itiraf etmem gerekirse olmayacak gibiydi de. Öyle mi? Neden? Yani şu an bir önemi yok tabii de merakımdan sordum neden diye. Aha, ama şey yapmayacaksın, hani bozulmak, alınmak falan yok. Ben seni çok severim biliyorsun. Aa, ben de sizi çok severim. Duygularımız karşılıklı, bilmez miyiz? Evet, kesinlikle tabii. Öyle. Tabii. yani biraz şey. Ne? Siz biraz uygun değildiniz. Yani o anlamda ayrılmanız iyi oldu diyebilirim. Yani çok uzatmadan. Haksız mıyım? Haklısınız. Çok haklısınız. Ne yapalım? Önümüze bakalım. Önümüzdeki maçlara bakalım biz de, değil mi? Oldu o zaman. Çok doğru söyledin. Sen bence önündeki maçlara bak. Tabii söylerim ben, doğru söylerim. Ben müsaadenizi isteyeyim mi? Müsaade senin. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Sen işine bak. Yalancı. Yalancı. Ha, benim de o işim vardı. Ben gideyim, onun şimdi aklıma geldi işte. İşte unuttum şimdi aklıma. Naver Ada iyi. Tuğçe'nin ayrıldığımıza inanmıyor. Ağzı başka, yüzü başka söylüyor. Yapma ya. Ağzı başka, yüzü başka söylüyor. Bu bana bir yerden tanıdık geliyor da. Ya teyzemler, Belma teyze senin evde olduğunu nereden öğrendi? Ya bak adım gibi eminim o bizi takip etti. Vallahi bizi takip etti. Bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Birlikte olmadığımızı inandırmak zorundayız. Neye gülüyorsun? Sen ciddi misin? Ciddi misin sen Ada? Ben sana ne dedim? Bu kadar oyuna yalana ne gerek var? Çıkacağız teyzenlerin karşısına, her şeyi bir bir anlatacağız. Ne olacak, bize ne yapabilirler? Biz insanlara gerçekleri anlatırsak, gerçekleri söylersek bize ne yapabilirler Ada? Beni Bursa'ya götürebilirler. Kaç yaşındasın sen? Hı? Kaç yaşındasın sen Ada? Teyzenler hadi Bursa'ya gidiyoruz dediğinde sen gitmiyorum diyemez misin? Diyebilirsin değil mi? Yani bu benim özgür hayatım, istediğimi yaparım diyebilirsin değil mi? Bence diyebilirsin. Ev kiraları çok mu yüksek Bora? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Sen kafana göre bir ev bulamaz mısın? Dayayıp döşeyip oturamaz mısın içinde yalnız başına ha? Niye hala babanın evindesin? Niye babanlarla yaşıyorsun? Elif için. Değil mi? Elif üzülmesin diye. Seni o evde tutan şey neyse, beni Bursa'ya götürecek şey de o. Sevdiklerimiz üzülmesin diye. Teyzemler ya da Elif. Aç. Aç istersen. Önemlidir belki. Yok yok, bir şey olmaz. Ben sonra ararım onu. Kim? Arkadaşım, bir arkadaşım benim. Bir arkadaşım. Evet, bir arkadaşım değil mi? Böyle sabahtan beri sorgu sual ya. Ne bu? Ben anlamıyorum şu an. Ne o, böyle olmaz. Böyle sorgu sual de olmaz, tamam. Soruyoruz da sanki cevap alabiliyoruz. Aa, anlaşıldı. Sen çok gerginsin. Beni de geriyorsun. Biz birbirimizi özleyelim biraz. Özleyelim, birazcık sakin kalalım. Ayrı kalalım biraz. Kafanı dinle sen. Özle beni. Aşkın. Turgut aşkın. Bakalım kimmiş şu Turgut denen herif. Abla ne diyorsun sen? Kız sorma var ya, sorma, yakalanacaklar diye aklım çıktı yemin ediyorum var ya. Of, şu boşanma işi bir bitse de bir düze çıkıp rahatlasalar ya. İkisi de birbirini yiyip duruyor. Hayır, Bora da taktı yani, ilk aşkı kim, ilk aşkı kim diye diye sorup duruyor. Eyvah! Bora rüzgarı bulursa ben de patlarım. Ali beni bırakır bile. Nedenmiş o? Ali ben evlendim, boşandım diye biliyor. Ne? Ne? Sus, ne yapıyorsun abla ya? Kız ne diyorsun? Şimdi şöyle.
Adanın durumu ortaya çıkmasın diye biz böyle bir yalan söyledik. Ama aslında olan şu... Ha, dur. Anlatma, benim devrelerimi yakma. Kızım, sizin ne yaptığınızı anlamak, su dopu çözmekten daha zor, yemin ediyorum. Ama ya. Ama bak bir... Ay, ayağınız akıllı olun. Falkma. Yanacak, beynim yanacak biliyorum. Selin'cim, bir kahve alabilir miyim lütfen? Yasemin ablacığım, rica etsek bir kahve alabilir miyiz? Olur. Ben senden istemiştim ama kalsın. Aa, bari siz yapmayın ya. Bir dakika ya. Bir dakika, nesi varmış benim kahvemin? Bir şey yok ondan. Sen sırf beni sinir etmek için böyle davranıyorsun değil mi? Yok, ne alakası var? O zaman ne bu tavırlar? Tavır falan yapmıyorum. Sen bah dedin, ben de tamam dedim. Hayır efendim, öyle demedim. Bu bahtı birlikte yeneriz dedin. Diyelim ki yapamayacağımı anladım. Hı? Öyle mi? Benim tanıdığım Evren böyle biri değil. Yasemin, hadi sana kolay gelsin. Benim işim var. Öyle arkamı dönüp kolayca gitmek yok Evren Bey. Ben buradayım, hiçbir yere ayrılmıyorum. Böyle ensendeyim. Ensendeyim. Ada. Konuşalım mı? Ne? Gel, sen anlatacağım, gel. Vallahi ne anlatacağını hiç merak etmiyorum. Gerçekten sıfır merak. Bizim seninle konuşacağımız tek şey bundan sonra mahkeme tarihi olacak. O da çok yakın zamanda. Ya tamam, bak bir şey diyeceğim. Bak, iyi haber lafın üzerine arar. Kim o? Sana ne? Yakında haberi gelir. Efendim Turgut Bey? Yani anladım, anladım Turgut Bey. Tamam da neden restoranda buluşuyoruz? Yani ben ofise gelseydim, çok tuhaf değil mi sizce de? Ne vakit kaybetmeyelim diye. Siz söylediniz bir an önce boşanmak istediğinizi. Ben süreci hızlandırmaya çalışıyorum. Aynen sizin istediğiniz gibi. Doğru, doğru, doğru. O zaman saat 7'de buluşuyoruz. Tamam. O zaman adres verin, ben sizi aldırayım. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ben kendim gelirim. Teşekkür ederim. Oldu. Bu ne? Yazım. Bitti. Eline sağlık. Çıkabilir miyim? Nereye? Ve neden? İşim var. Mesaim bitti benim. Tamam. Tamam. Tamam, çıkabilirsin. Ben şimdi yazını okuyacağım. Eğer aklıma bir şey takılırsa seni ararım. Telefonun açık olsun. Olur. Olur. Turgut Bey, yani buranın böyle bir yeri olduğunu söyleseydiniz ben işten çıkar çıkmaz gelmezdim. Bu kıyafeti için kusura bakmayın. Rica ederim adam, ne demek? Kıyafet yürümeyi, para konuşmayı öğretir. Yani sizin yürümek için kıyafete ihtiyacınız yok. Sen bayağı böyle yürüyorsun da burası çıkmaz sokak. Efendim? Ha? Yok, haklısınız. Çok haklısınız. Evet, çok haklısınız. Şu dava konusuna gelecek olursak. Dava dilekçesi inceledim. Yani ufak tefek hatalar var. Hatalar mı? Aslında Merve hata yapacak bir insan değil de müstakbel damadımız herhalde aklını başından almış gibi. Ne gibi hatalar peki? Ne olmuş? Daha çok vaktimiz var. Önce bir şeyler mi yesek? Buyurun. Pardon, buna bakmam lazım. Tabii. Alo efendim. Alo Ada. Şimdi senin yazına bakıyordum da. Sen
Sen neredesin? Ben dışarıdayım. Arkadaşımlayım. Arkadaşınla. Peki anladım. Sen şimdi yazında şey demişsin. Direkt yüzüne söylemektir aşk. Her şey olabildiğince açık. Evet, evet. Direkt değil. Direkt. Olacaktı o. Sen yazım yanlış yapacak bir insan değildin. Ne oldu? Arkadaşınla buluşanda heyecanlandın. Kafa mı karıştı senin? Ne oldu? Acele mi etti? Düzeltirim. Düzeltirim ben onu. Ben senin sohbetini böldüm galiba. Tamam, düzeltirim. Sıkıntı yok. Halledeceğim ben. Oldu, oldu. Tamam, tamam. Oldu. Oldu. Peki, peki. Oldu, oldu. Sağ olun. Sen sağ ol. Kusura bakmayın patronum. Yazınla ilgili bir şeyler söyledi de. Yazınız? Yazarım ben. Bir internet sitesinde ufak tefek küçük böyle hikayeler, denemeler falan yazıyorum. Öyle mi? Süper, yani biz seninle meslektaşız biliyor musun? Anlamadım. Yani ben içtihatlar, madde kanunları, emsal yasalarla ilgili işte savunma yazıyorum. Daha doğrusu müvekkilimi korumak için. Sen diyebilir miyim? Sen benzetmeler ve kelimelerle hikayeler kuruyorsun. Hayatı, belki de aşkı anlatmak için. Bakar mısın? Senden bir şey isteyebilir miyim? Tamam, buyurun efendim. Yaklaş. Turgut Aşkın'mış beyefendinin adı. Ben yanı olduğum için tanımıyorum. Fakat sık sık gelirmiş buraya. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bak, bak ne güzel oldu söyledim ben. Bir yerden tanıyorum diyorum bu adamı. Çıkaramadım şimdi, göz sözü elli kayıp olmasın. Selam vermem lazım. Sağ ol, sağ ol. Gel, gel. Teşekkür ederim. Tamam, cebine koyalım bakayım. Demek ilk aşkınla adam. Adam. Turgut Bey. Turgut Bey. Lütfen. Tamam Turgut Bey. Ben müsaadenizi istesem olur mu acaba? Ama daha yeni oturduk. Bir kahve falan içecektik seninle. Ben içmiş kadar oldum. Çok sağ olun. Ben de çarpıntı yapıyor kahve. Çarpıyor bana. Çok çok sağ olun. Benim eve dönüp şu yazımı düzeltmem lazım da. Patron beni sıkıştırıyor sonra. Onu halledeyim. Aklım orada kaldı. Sağ olun. Tamam madem öyle hadi ben de seni eve bırakayım. Yok yok. Ne gerek var? Ben geldiğim gibi giderim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Zahmet etmeyin. Siz zahmet buyurmayın. Tamam. İsrar etmiyorum. Bu etmemiş halinize. Tamam. Afiyet olsun size. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Garson bey, hesabı getirir misin? Garson. Turgut Bey'in hesabını benim masaya yazın. Tamam. Peki efendim. Pardon ama ben sizi çıkaramadım. Bora. Bora doğru söz mü? Hiçbir çağrışımı yapmadım. Oturabilir miyim? Oturabilirim tabii. Hadi bakalım. Niye oturmayayım ki? Sizi dinliyorum. Sana öyle bir teklifim var ki. Teklif? Göreceksin. Bora doğru sözle randevum vardı. Hoş geldiniz.
Buyurun, ben size eşlik edeyim. Kendi. Turgut Bey geldiler. Gelsinler. Tabii ki. Gelsin, gelsin bırak. Hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Buyurun, şöyle oturun. Geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Buyurun. Dün akşamki görüşmemizden sonra gelmemek olmazdı. Tabii. Yakışmazdı. Turgut Bey, konuştuğumuz gibi yapacağız. Ben her şeyi ayarladım. Tamam, nasıl isterseniz. Çok hızlı bir giriş olacak Turgut Bey. Size bütün prosedürleri bir bir anlatacağım, merak etmeyin. Ada! Gel, gel. Gel. Buyurun Bora Bey. Buyurun, ne yaptım ben yine? Devleri dağları ayırmamış mıyım, ne yapmışım, ne kusur işlemişim? Buyurun söyleyin, dinliyorum. Yok. Yok, yazında hiçbir sıkıntı yok Ada. Ben seni buraya biriyle tanıştırmak için çağırdım. Turgut. Turgut Aşkın. Biz zaten tanışıyoruz. Ya. Ya öyle mi? Misafir. Aa, misafir gelmiş, kahve. Ben size hemen bir kahve yaptırayım. Selin'in bir kahvesi var. 27. nesil Türk kahvesi. Turgut Bey, siz nereden tanışıyoruz demiştiniz? Kahveniz nasıl olsun? Nasıl olsun kahveniz? Şekerli, şekersiz, orta, ortasız. Nasıl yapabilirim kahveyi? Sade de yaparım. Ada, ben Turgut. Ya bir merhaba demeyecek misin? Anladım ben, anladım. Siz kahve içiyorsunuz. Ben hemen adam kahve kahve diye diye öldü ya. Gideyim de getireyim boğazı kuruduysa. Ada, bak. Turgut Bey merhaba diyor, duymuyor musun? Seni tanıdığını söylüyor. Sen tanıyamadın mı yoksa Turgut Aşkın'ı? Tabii ki de tanıyorum ben onu ya. Ben onu çok eskiden tanıyorum. Oo, ama öyle böyle değil. Bayağı eski. Çok eskiden tanışıyorsunuz. Bayağı eski, evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bora Bey, biz Turgut Bey'le... Evet Ada, siz Turgut Bey'le, çok zor bir soru olmasa gerek. Evet, zor bir soru değil. Kolay bir soru. Tabii ki. Cevabı da kolay olmalı değil mi Turgut Bey? Ben beyi attığımızı düşünüyorum. Aa, hayırdır? Kahveye mi geldin? Yok canım, kahve istemiyorum. O zaman? İşte öyle turluyorum, bakınıyorum etrafa. Hadi hadi. Kestane şekerimi özledim de kurtul. Ay Selin. Ya yok, ben yapamayacağım. Bu böyle Yasemin'i kıskandırma olayları falan, bak ben Yasemin'i gerçekten kaybedeceğim. Evren bak, bana odaklan. Bu yolda ölmek var, dönmek yok. Anladın mı? Ama Selin, benim böyle Yasemin'siz yürüdüğüm yollarda ayağıma dikenler batıyor. Ya tamam işte. Kıskandırarak o dikenleri böyle birer çiçeğe çevirmek senin elinde. Bak şimdi dozu birazcık daha arttıracağız. Hem ben sana ne dedim Evren? Kestane şekerini sonsuza kadar kaybetmek istemiyorsan gerekirse bağrına taş basacaksın. Ama geri dönmeyeceksin. Tamam? Ama çok üzülür. İyi de Evren, bunu sizin için yapmak zorundasın yani. Bizim için. Sizin için. Yasemin için. Yasemin için. Evet. Evet. Bu hukuk elçisi beyefendi benim avukatım. Bu beyefendi, bu senin avukatın öyle mi? Avukatım. Peki ben kusura bakmazsan bir soru sormak isterim Ada. Senin bu Turgut Bey'le ne gibi bir işin olabilir? Yani senin bir avukatla ne gibi bir işin olabilir? Merak ettim. Gerçekten şu an güceniyorum. Gücenme. Bir izin ver, ikimiz konuşuyoruz. Tamam. Evet Ada. Miras. Miras davam var da benim. Onun için. Miras davam var benim, onun için. Eski tanıdık ya, ucuza getirdim. Miras. Kusura bakmayın ama burada müdahale etmek zorundayım. Avukat kimliğimle. Ada Tözün de dahil olmak üzere hiçbir müvekkilim hiçbir konu hakkında açıklama yapmak zorunda değil. Avukat olarak ben de size bilgi vermeyeceğim yani.
Şimdi Turgut Bey, ben bu miras konularının gizli yürütüldüğünü bilmiyordum. Yani sizin müvekkilinizin başka bir sorunu, başka bir derdi yoksa eğer. Başka ne sorunu bulabilir benim? Benim başka ne sorunum olur? Benim bir avuç bir arazi kalan mirasımız var. Biz onu paylaştırmaya çalışıyoruz aramızda. Bora Bey, siz zenginsiniz bilmezsiniz ama biz fakirler için çok önemli bu. Kim ne kadar aldı, ne kadar paylaşıldı. O bir karışın ne kadar önemli olduğunu bir bildiniz bizim için. Tamam Ada, tamam. Anladım ben. Anladım. Bana açıklama yaptığın için çok memnun oldum. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederim Bora Bey, rica ederim. Peki, sizin Turgut Bey'le ne gibi bir işiniz var? Ben onu merak ettim de azıcık. Söyler misiniz bana, benimle paylaşır mısınız? Turgut Bey, şirketimizin yeni hukuk danışmanı. Ne oldu Ada? Şaşırdın? Çok iyi, çok iyi, çok iyi karar. Bence de. Bence de öyle. Yani ne iyi tercih biliyor musun? Senin avukatının bizim şirketimizde çalışacak olması bizim için çok büyük bir şans. Ah şans çok. Ah şansın böyle şansın ben. Anlamadım. Ha? Ha? Kahve söyleyeyim. Ha. Kahve söyleyeyim getirsinler. Hı-hı. Oldu kahve için ya. Hı-hı. Kahve içiyor bu. Yürü hadi çık yürü. Ne oluyor be? Yürü durma şurada, yürü durma şurada. Yürü gel peşimden. Evet, Turgut Bey. Bey dememde sıkıntı yok değil mi? İsterseniz atabiliriz beyi aramızda. Ne oluyor yine ya? Turgut Bora'nın odasında olan bu. Turgut kim ya? Yeni boşanma avukatımız. Ne? Ne alaka peki? Ne zaman değişti? Dün sabah değişti. Merve Hanım Atta'ya gitti, Turgut Bey geldi. Hatta şu an Turgut Bey, Bora Bey'le sohbet ediyor. İkimizin evli olduğunu bilen avukatımız şirkete hukuk danışmanı olarak geliyor. İyi de ne alaka abi? Bir dakika, yani Bora adamı nereden bulmuş bir kere ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ha. Tabii siz ayrıldınız yani. Sen şimdi Bora'ya hesap da soramıyorsundur. Tabii. Bana bak. Ayrıldık. Evet bak, iyi malı iyi malı konuşma sen. Sen söyleyeceksin. Tamam mı? Ne işi var sen söyleyeceksin. Ben ne bileyim kızım, nereden bileyim ben? Şirket ortağı, eski sevgilin, yeni kanki toşuna sorabilirsin mesela. Ha? Belki de o Bora'ya tavsiye etti Turgut'u. Tuğçe. Tuğçe ne alaka ya? Gizli gizli avukatı arayıp soruşturmuyor muydu? Eğer Tuğçe'nin işi ise seni yakarım. Seni yakarım. Öğren. Öğren, hemen öğren. Kolay gelsin Rüzgar Bey. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hı? Ne saçmalıyorsun sen? Turgut'u diyorum, Turgut'u. Bora'ya sen mi akıl verdin Turgut'u işe al diye? Turgut kim? Mesele ne? Bora'yla ne alaka anlamadım. Bilmezlikten gelme güzelim. Daha dün avukat meselesini kovalıyordun, ne oldu? Tuğçe, birbirimizin arkasını kollayacağız dedik. Eğer arkamdan iş çeviriyorsa... Rüzgar, hiçbir fikrim yok kimden bahsettiğinle alakalı. Sen bana bunlarla geleceğine git, Bora'yla adayı nasıl ayırırız onu düşün. Beni meşgul etme ya. Benim kafam çalışmıyordu hani. Saksı vardı burada. Sen yap. İyi, tamam bulurum. Tamam hadi git, benim sinirimi bozma ya. Tamam gideceğim şimdi ama unutma. Tamam. Turgut kim ya? Siz şimdi müvekkil gizliliğinden falan bahsediyorsunuz ya. Bu çok profesyonelce bir şey biliyor musunuz? Bu gerçekten çok profesyonelce bir şey. Yani biz şirket olarak biz, yani ben sizin gibi profesyonel bir avukatla çalışacağım için gerçekten çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım ben, biliyor musunuz? Ben çok şanslı bir adamım. Bir mukabele Bora Bey. Aynı tavrım şirkette de devam edecektir. Ben müvekkillerim gizliliğine çok önem veririm. Allah. Bora Bey iyi misiniz? İyiyim. İyiyim ben, iyiyim. Sakin olmaya çalışıyorum. İyiyim. İyiyim ben. Benim aklıma bir şey geldi de. Kusura bakmayın. Alakası yok. Sizinle ben öyle bir gülme aldı beni, bir kahkaha aldı. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Ya. Bakın siz şimdi bana gizlilik deyince, şu gizlilik, müvekkil gizliliği falan deyince benim aklıma bir hikaye geldi.
Ne biliyor musunuz? Ben o zamanlar çocuğum. Çocuğum benim bir aşkım var ama gizlemek zorundayım. Sor niye diye. Niye? Niye biliyor musun? Çocuğum çünkü. İlkokula gidiyorum. Annemden babamdan gizlemek zorundayım. Niye? Çünkü geriliyorum, kasılıyorum. Çekiniyorum onlara söylemeye. Siz şu an bu hikayeden sıkılmıyorsunuz değil mi? Hayır hayır, bilakis. Hı? Çok mutlu olurum anlatmanıza. Ha, ne güzel. Çünkü iyi bir iş ilişkisinin temeli güvendir. Tabii. Güvende dosyalarla değil, insani ilişkilerle kurulur. Hı hı. Ayrıca bayılırım ilk aşk hikayelerine. Hı. Öyle mi? Bayılır mısınız? Evet, kesinlikle. Hı. Peki bu ilk aşk hikayelerini sevmenizin sebebini sorabilir miyim? Şöyle anlatayım. Anlatın. Sonraki aşklar hep o ilk aşkın heyecanını aratır durur ya. Hı. İşte. Pardon ya, siz bir hikaye anlatıyordunuz. Yok 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 yok. Sakın sakın, siz kendinizi bölmeyin. Ben hikayeyi anlatırım, yine anlatırım. Ben sadece sizin şu ilk aşk meselelerini merak etmenizi ve sevmenizi merak ettim, o kadar. Başka hiçbir şey değil. Siz devam edin. Bölmeyin. Devam. Anlatırım ben hikayeyi. Devam. Yani işte o aşk, tutku, o ateş. Tamam. Tamam, ben Pırıl'ı çağırayım. Turgut Bey, ben Pırıl'ı çağırayım. Bu elimden bir kaza çıkacak. Ben Pırıl'ı çağırayım. Siz odanıza kadar bir eşlik etsin bakayım. Ben Pırıl'ı... Alo Pırıl. Aferin, böyle telefonu hemen aç, tamam mı? Aferin sana. Şimdi odama kadar gel. Çok acil. Çok acil gel. Çok acil. Çok acil gel yoksa... Pırıl gelsin, sizi odanıza kadar bir eşlik etsin, siz odanızı görün. Bir adaptasyon sağlayın, bir görün odanıza, bir çalışacağınız ortamı bir görün ki aranız, odanızla aranız... Gel, gel Pırıl geldi, gel. Pırıl gel. Buyurun, Bora Bey. Şimdi siz hikaye anlatıyordunuz. Anlatacağım ben hikayeyi, çok güzel anlatacağım ben hikayeyi. Pırıl, şimdi Turgut Bey'e yardımcı olur musun odasına kadar, hadi. Tamam, buyurun ben size göstereyim. Tabii tabii, zaman kaybetmeye gerek yok. O zaman ben işimin başına geçiyorum. Geç, geç, hadi bakalım. Geç, Turgut Bey, geç. Geç işinin başına. Yerleş odana sen. Turgut Bey. Yerleş bakayım odana. Yerleş. Kuzen. He. Bu tip kim, tanıyor muyuz bunu? Yok. Yeni hukuk danışmanımız Turgut Bey. Bizim hukuk danışmanımız zaten mevcut. Bu biraz başka türlüsü. Başka türlü bir hukuk danışmanı kendisi. Nasıl başka türlüsü? Yeni bir hukuk mu var? Hukuk değişmiş mi? Yeni bir hukuk vardı, ona mı danışıyoruz? Yaklaş. Gel. Bu yeni hukuk danışmanı arkadaş var ya. He. O Adan'ın ilk aşkı olabilir. Ha. Of. İşimiz gücümüz yine kartlara kaldı. Böyle kanlı canlı karşında duruyor. Sen gibi sarılamıyorsun. Seni seviyorum diyemiyorsun. Bak bak bak. Dizmiş kartları yine önüne. Niye bakıyor acaba ha? Kime bakıyorsun? Kısmetine mi bakıyorsun acaba? Kim varmış kısmetinde? Ona mı bakıyorsun? Alacağın olsun Evren. Yani şurada burnunun dibinde duruyorum. Bir bahane bulup yanıma gelemiyorsun. Ay. Merhaba Evren Bey. Merhaba Yasemin. Ne o, şirket turuna mı çıktın? Ha, dedim bir bakayım, dolaşayım şirketi. Tanıyayım şirkettekileri dedim. Yok şirkette tanıyacak birisi. Ha, öyle mi diyorsun? Kestane şekerini sonsuza kadar kaybetmek istemiyorsan gerekirse bağrına taş basacaksın ama geri dönmeyeceksin. Tamam? Evren. İyi, bak bakalım tanıyacak birisi var mı şirkette? Ne diyorsun sen ya? Yasemin, müsaadenle köşemi yazmam gerekiyor. Öyle diyorsun. Öyle. İyi. Öyle olsun bakalım. Merhabalar. Merhaba. Ben Selin'e yardıma geldim. Kahve yapacağım artık sizlere. Bundan sonra kahveleri benden istersiniz. Çok güzel kahveler yaparım. Yani koca İstanbul'da hiç avukat kalmamış gibi Turgut geldi. Buraya avukat oldu, normal mi? Normal mi?
Doğru. Başka kimse yok mu? Yok. Çünkü Evren çok tatlı. Anlatırım sonra uzun hikayeyi. Sonra gelince kanka vallahi hiç normal değil. Senin boşanma avukatı gelsin danışman olsun yani Allah Allah. Neyse plan ne? Gidip soracağım. Bora Bey'e mi? Turgut Bey'e. Merhaba. Turgut Bey değil mi? Hukuk danışmanı. Ta kendisi. Siz model falan mısınız? Burada çekim falan mı yapılıyor yoksa? yok öyle değil. Ben Bora'nın ortağıyım. Aynı zamanda da portalın baş editörüyüm. Tuğçe Dikman. Çok memnun oldum Tuğçe Hanım. Ben de çok memnun oldum. Neler yapıyorsunuz acaba? İyi. Yani teliflerle ilgili işte birkaç dosya inceliyorum. Biz acaba sizinle daha önce bir yerden tanışmış olabilir miyiz? Yüzünüz bana hiç yabancı gelmiyor da böyle bir davette falan mesela. Pek sanmıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü böyle bir güzelliği unutmuş olmam mümkün değil. Evet, orası öyle. Belki sizinle başka bir işimiz olmuştur. Tuğçe Hanım! Tuğçe Hanım! Efendim Ada. Bora Bey sizi arıyor her yerde fıldır fıldır. Çok acilmiş. Ne? Neden? Ne varmış o kadar acil acaba? Hiç bilemiyorum, hiç bilemiyorum. Soramadım. Çok acildi, panikti. Sizin odanızdan çıkıyordu falan. Biz de öyle rastlaştık. Sizi bekliyor. Tamam. Turgut Beyciğim çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne acaba ya? Acaba ne ya? Ben de sana bakmaya geliyordum. Neden? Neden? Tuğçe'nin bir şey mi dedi? Ne oldu? Yok. Ne peki? Bora Bey mi bir şey dedi? O mu dedi? Ne dedi? Hayır canım, kimse bir şey demedi. Yani seni görmeye gelecektim işte. Turgut Bey. Sizden ufak bir ricam olacak Turgut Bey. Bu benim durumu. Yani şu boşanma meselesinden kimseye bahsetmezseniz çok sevinirim. Özellikle de Bora Bey'e. Ne isterseniz ben sizin emrinize amadeyim. Ama bak böyle olmuyor. Gerçekten güceniyorum. Otursana. Bora Bey sizi tam olarak neden çağırmış? Telifle ilgili danışmanlık vermem için. Ama o odada iyi kurtardım durumu değil mi? Yani bir teşekkür hak ediyorum artık. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi beni kurtardınız. Beni gerçekten kurtardınız. Çok sağ olun. Telif diyordunuz. Sizin telifle ne alakanız var? Uzmanlık alanlarından sadece bir tanesi. Peki siz nasıl tanıştınız Bora Bey'le? Ada, bak şimdi ben kendimi övmeyi pek sevmem. Hiç. Ama piyasada gerçekten bilinen bir avukatım diyelim. Bana normale denk gelmez ki. Bela çekiyorum, bela. Bir şey mi dedim? Yok, ben demedim. Siz diyordunuz. Bora Bey'le nasıl tanıştığınızı anlatıyordunuz. Ha, ortak arkadaşın bir referansı. Baş harfi Tuğçe. Ya ben sana bir şey soracağım. Sen bu evliliğin duyulmasına neden bu kadar korkuyorsun ki? Senin özel hayatına hangi sıfatla, hangi akla karışabilir yani? Rüzgar var ya rüzgar. O rüzgar. Rüzgar da burada çalışıyor. Bu şirkette çalışıyor. Bora Bey de şirket içinde evli çiftlere karşı. İstemiyor. Adamın şirketi sonuçta ne diyebilirsiniz ki? Karşı yani böyle şeylere. Ne diyorsun ya? Vallahi durum vahimmiş. Çok, çok vahim. Ama sen artık boşanacaksın. Yani bundan sonra hayatına özgür ve bekar bir kadın olarak yeniden başlayacaksın. Ha, ben de seni arıyordum. Beni arıyor musun Bora? Seni mi arıyormuşum? Evet, Ada söyledi. Ha, evet. Evet Tuğçe, ben seni arıyordum. Sana bir soru soracaktım, hemen sorumun cevabını aldım. Onu söylüyordur Ada sana. Bayağı telaşlı görünüyordu ama. Beni Turgut Bey'in yanından uzaklaştırmaya mı çalıştı artık? Aklından ne geçiyorsa. Ada bu işte. Yani her şey olabilir. Ada Turgut Bey'in yanında. Evet. Hala orada. Görüyorum. Kolay gelsin Tuğçe. Sen bu kıza ne ara bu kadar aşık oldun Bora? Geç kalınmış yani bir karardı. Şu an burada bu konuyu konuşmamız bile gereksiz aslında. Onu istemediğini geç de olsa anlamış olmanı takdir ediyorum. Bu kararı vermek gerçekten zordu, biliyor musun?
Ben adım gibi eminim. Onu istemiyorum asla. Bir anlık sinirle verilmiş bir karar olmadığına sevindim. Senin mutsuz olmanı asla istemem adacığım. Adacığım ne lan? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben gideyim, işimin başına döneyim. Bora Bey de daha fazla şüphelenmesin. Tamam, merak etme. Ben senin her zaman yanındayım. Sağ ol. Sağ olun. Bitti. Hayatım, bir tane daha kahve verir misin bana? Çok güzel olmuş. Hadi. Aşkım, bu dördüncü kahven. İçmesen mi artık? Bakışların falan bir değişti ya. Ha? İçeyim hayatım, içeyim. Niye içmeyeyim? İyi geliyor bana, kahve güzel geliyor. O yüzden elinden seviyorum kahveyi. Dur sen şimdi kahveyi bir bırak, ben sana bir şey soracağım. Ya şu Turgut nereden çıktı birdenbire aşkım, mantar gibi ya? Ha Turgut, bilmem. Orasını sen daha iyi bilirsin aslında. Aşkım niye bana öyle bakıyorsun? Nasıl of ya? Ali korkutma beni. Ha? Ayrıca ben nereden bileceğim Turgut'u? Bora Bey'e sor sen onu. Titredim. Alo. Heh, tam geliyorum kuzen. Tamam. Ne diyor? Beni çağırıyor, ben gidip geliyorum. Hayatım sen de bize hadi kahve koy, gelince içelim, tamam mı? Aşkım ne kahvesi, hala kahve diyor ya. Normal kahve. Hey Allah'ım. Uf, şu Turgut işinde bir öğrenemedi o zaten. Kuzen, ne oldu böyle bir sinirli gibisin? Sen niye öyle bakıyorsun bana? Nasıl? Niye öyle bakıyorsun sen bana? Nasıl bakıyorum? Her an birini öldürecekmiş gibi. Yo, hayır ilahi. O ne diyor? Doğruymuş öyle. Doğruymuş. Adanın ilk aşkı o Turgut denen herif. Bu Turgut olayı kesin mi? Kesin bilgi mi kuzen? Kesin. Ha? Kesin abi, kesin. Kesin, kendi gözlerimle gördüm. Kendi kulaklarımla duydum her şeyi. Kuzen sana hiç yakışıyor mu böyle kapı dinlemek, kapı aralığından izlemek falan böyle insanları? Sen gittin direkt sor. Ulan sormadın mı sanıyorsun? Sordum. Sordum, nerede olduğunu bile bilmiyorum dedi. Sonra da onları yemek yerken gördüm. Şimdi de yanından ayrılmıyor. Kuzen şu masaya sürekli vurup duruyorsun. Gergin bir ortam oldu iyice, Türk dizisi gibi ya. Şey yapma, sen bence git adaya bildiğini söyle abi. Söyleyemem Ali. Söyleyemem, ada yine kaçar. Kaçmaz, öyle düşünme. Kaçmaz ya. Şey değil ya, git bence söyle, sen öyle bir... Ama bu sefer öyle bir şey yapacağım ki Ali. Öyle bir şey yapacağım ki. Ada asla kaçamayacak. Asla kaçamayacak. Kaçamazsın, kaçamazsın. Tamam. Kahve içeceğim ben canım. Kahve istiyor, istiyor musun kahve? İç iç. Kahveyi sürahiyle iç. Sürahiyle içeceğim. Sürahiyle kahve içeceğim. Haydi bakalım. Yani? Hiç. Hiç olur mu? Gözlerini böyle belertmiş bize bakıyor. Özür dilerim kestane şekerim. Bütün bunlar küçük Yasemin ve Evrencan için. Ne diyorsun Evren ya? Dediğinden bir kelime bile anlamıyorum bır 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 tepemde. Pırıl. Efendim? Ben seni çok seviyorum. Benimle çıkar mısın? He? Öyle mi söylenir Evren ya? Ya şoke oldum şu anda. Hem bak ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Yani üzülmezsin değil mi? Pırıl, ben de zaten senden arkadaşça bir şey istiyorum. Ya bütün bunlar Yasemin'i kıskandırmak için. Pırıl, bak bütün geleceğim, mutluluğum sana bağlı. Heh. Sevap points diyorsun yani. Tam da öyle işte. Romantik senin. Tamam. Oldu mu? Oldu. Gel. Kanka, Ali'yi sıkıştırdım ama hiçbir şey öğrenemedim. Allah'ım, ben kutuplardaki buzdolabı satıcısıyım. Çöllerdeki bahtsız bedeviyim ben. Yani İstanbul Barosu'na kayıtlı binlerce avukat içinde... ...Bora geldi benim boşanma avukatımı şirkete getirdi. Kanka dur bir sakin ol. Yasemin abla yakalamış ama bize bir yol gösterir zaten. Aa, ne oldu? Ben gidiyorum. Ben daha fazla burada duramam ben. Beni eve götür hadi. Teyzoşum, ben şimdi seni nasıl götüreyim ben buradan çıkarsam maazallah.
patlar. Yasemin abla kafeyi nasıl bırakayım? Ha, gidiyorum ben, çok kötüyüm. Teyzoş. Kötüyüm ben. Teyzoş. Çıksana be adam. Bu ne çalışma aşkıymış. Oo, sen de benim gibi mesaiye mi kaldın? Yok, ben çıkacaktım. Sizi gördüm, bir uğrayayım dedim. Tamam, o zaman bekle. Çıkışta bir şeyler içelim. Kaçta çıkış? Bilmiyorum işte, Bora Bey gelecek işte. Sonra çıkarız. Yoksa beraber birlikte mi çıkacağız onunla? Hayır canım, olur mu öyle şey? Yani seninle benim aramdaki şeyler özel. Müvekkil avukat gizliliği yani. Evet, oldu o zaman. Hadi biz çıkalım o zaman, önden. Hayır hayır, olmaz. Gerçekten telifle ilgili şu dosyaları incelememi istedi benden. Ya günler torbaya mı girdi Turgut Bey ya? Sonra bakarsınız, yarın bakarsınız. Bak gerçekten şunu inceleyeyim, sonra çıkacağız, söz. Hadi hadi, şimdi çıkın bence, şimdi çıkın. Biz beraber çıkmayacak mıydık? Ya siz şu şirketin sınırlarından bir çıkın da, bir çıkın da siz. Sen benden özellikle rica ettin, durumu idare et dedim. Ben de seni kırmadım, yaparım dedim. Ama ben bu işi yapmıyorum dersem daha ilk günden göze batarım. E ne olur Bora da şüphelenir. Ben neden şüpheleniyormuşum? Hı? Ha? Şüphe? Hı. Şüphe bir avukatın en önemli silahıdır Bora Bey. Hı. Tabii ben avukatlarla ilgili, böyle dedektiflerle ilgili çok fazla dizi izliyorum, film izliyorum. Ben sordum Turgut Bey'e, dedim ki oradakiler ne yapıyor? Doğru mu onlar yaptıkları? Onun hakkında bilmiyorum. Alabildin mi sen cevabını? Ben tam anlatacaktım ki. Tamam o zaman, yarın öğrenirsin hadi. Çıkabilirsin. Siz? Ne ben? Siz çıkmayacak mısınız? Saat kaç oldu? Çıkmayacağım hadi. Neden? Bizim Turgut Bey'le bir işimiz var, tamam mı? Hadi. Hadi iyi akşamlar. Ben de geleyim. Ada hadi, çıkabilirsin dedim. Hadi. Not tutayım. Ada hadi dedim sana. Hadi. Hadi. Kapıyı da kapat. Hadi bakalım. Kapıyı da kapatayım. Haydi. Haydi. Evet Turgut Bey. Gelelim şu telif dosyalarına. Ne yaptınız? Hallettiniz mi telif dosyalarını? Ben de çıkıyordum. Bu ikisi kesin bir işler karıştırıyorlar. Kim? Bora ve Turgut. Bu saat oldu, hala odadan çıkmamışlar. Fısır fısır bir konuşmalar, bir şeyler. İş konuşuyorlardır canım. Bu saatte yeni başlayan bir insanla bu kadar ne konuşulabilir? Adamın ne kadar yoğun işi olabilir ki? Heh. Ben de onu diyorum işte. Ne kadar yoğun olabilirler ki yani? Hadi aslanım, hadi bir an önce gidelim de neymiş şu adamın derdi bir anlayalım. Hazırım ben. Tamam, çok güzel olmuşsun aşkım. Bana bak, sakın adayla Yasemin'e bir şey deme. Ararlar falan, ağzından kaçırma aşkım. Aman diyeyim, hadi. Ay kız, Allah kahretmesin. Aklım çıktı. Ne yapıyorsun sen? Aa! Nereye? Eniştenle baş başa bir yemek yiyelim dedik canım. Size demiyorum. Kendime diyorum. Nereye Yasemin? Kız aklıma mukayyet ol benim, Allah'ım ya Rabbim ya. Nergis, ne olmuş buna? Ay, ne bileyim aslanım ya. Ona da dönüşte bakarız artık. Hadi geç kaldık. Allah aşkına. Çek. Ayakkabıları da oraya at. Alsın. Buyurun. Buyurun Turgut Bey. Buyurun buyurun, teklifimi teklif kabul ettiğiniz için. Sen nereye gidiyorsun? Teşekkür ederim Turgut Bey. Ne demek Bora Bey, benim için bir zevk. Pırıl. Rezervasyonu yaptın mı? Her şey tamam mı? Evet, her şey tamam. Güzel. Çok güzel. Kolay gelsin Pırıl. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun Turgut Bey. Buyurun. Önden buyurun. Hangi restoran? Thank you.
Selin. Ali. Önce sen. Önce sen aşkım. Ama böyle. Ya bu... Turgut denen adam kim o avukat falan bir şeymiş. Aşkım olaya gel ya. Ben de sana aynını soracaktım. Ha. Yine aynı şey yapmıyorsun değil mi Selin? Neyi? Yalan söylemiyorsun yani şu an. Aşkım durumu biliyorsun işte malum. Ne malum? Bir şey diyeceğim hayatım. Ada sana söz mü verdirdi? Ha, inanamıyorum ya. Cidden adaya inanamıyorum yani. Yani öyle bir lavukla ne iş olur bu kızın anlamıyorum ya. Aşkım lavuktan kastımız Turgut mu? Evet Turgut lavuğu. Devam etsen. Devam etsen ne yani bu durumu hiç yakıştıramıyorum adaya. Uf aşkım çatlattın insana ha. Hangi durumu yakıştıramadın söylesene. Ya bu Turgut denen lavuk adanın ilk aşkıymış ya. Ne? Evet o durumu işte. Yani adam hayatım adam böyle kadınlara falan yiyecekmiş gibi bakıyor. Normal bir adam değil, iğrenç bir adam ya. Ne diyorsun Ali? Ne diyorsun Ali? Öyle iğrenç bir adam işte. Öyle bir adam. Aa. Ondan ötürü yapamıyor dediniz. Yazık bu kıza yazık. Bak bu kıza yazık. Teyze, sen kimle konuşuyorsun? Sevgisinin arkasında duramayanlarla konuşuyorum. Kimse öğrenmedi. Nerede benim eniştemle teyzem? Bilmiyorum çıktılar. Nereye gittiler? Baş başa yemek yiyeceklermiş. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Allah'ım sen ayırma sevenleri. Oh! Yakışır eniştemle teyzeme. Aslan eniştem benim. Ya bu kız. Bu kız çok çekti bu kız. Bu var ya bu. Şunun acı o. Çok çektirdim. Adam arkada sus pus duruyor. Alo. Kanka kırmızı alarm. Yine ne geldi başımıza söyle. Nergis teyze Bora'ya demiş ki Ada ilk aşkıyla mutlu olacak. Ne adam da ne yapsın? Kalkmış ilk aşkını bulmuş. Turgut olarak. Ne? Bütün bunlar yaşanmış mı? Ay benim hayatım film oldu. Dur sisim dur daha bitmedi metin ol. Dahası mı var? Ne dahası mı var? Allah'ı kötü haber tellalı söyle. Şu an Nergis teyze Bora'yla birlikte. Yanında kim var biliyor musun? Turgut kızım Turgut. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Allah! Bu sefer ne yapacaksın bakalım o da he? Ne yapacaksın bakalım? Of Bora, of ya niye durmuyorsun sen niye? Aşk senin neyine kızım? Aşk senin neyine? Neyine senin neyine? Ah ah Ada. Boyundan büyük işlere kalkışma Ada. Ah. Buyurun, buyurun Nergis Hanım. Buyurun Aslan Bey. Turgut Bey siz de buyurun. Siz de buyurun. Hoş geldiniz. Söyleyeceğim ben kardeşim. Haber vereceğim ben sana sipariş vereceğimiz zaman. Tamam mı? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. Nergis'im, bu adam kim? Dur aslan, anlarız birazdan. Nergis Hanım, ben aramızda konuşulmadık bir konu kalmamasını istiyorum. O yüzden de böyle herkesi bir araya topladım. Ben pek bir şey anlamadım ama. Vallahi ben de bir şey anlamadım. Anlatayım, ben anlatayım. Ben şimdi daha önce size adayı çok sevdiğimi, adayı çok ama çok sevdiğimi söylemiştim, değil mi? Ben de sana daha önce adayla asla birlikte olamayacağınızı söylemiştim, değil mi? Evet Nergis Hanım, siz daha önce Ada sadece ilk aşkıyla mutlu olabilirdi demiştiniz. Neyse, neyse. Ben şimdi Ada'nın ilk aşkı nedir, kimdir, neyin... Aa! Tesadüfe bakın Bora. Nergis'im sen benim tek aşkımsın biliyorum değil mi? Ne diyorsun aslan şu an saçmalama. Bilmiyorum. Siz beni mi takip ediyorsunuz? Siz restoran beni mi takip ediyorsunuz? Sizin ne işiniz var burada? Yok. Tuğçe'cim gerçekten bizim burada ne işimiz var yani? Ben baktığımda bir aile toplantısı görüyorum. Bence biz kaçalım hadi uzatma. Tuğçe'cim. Ne diyorsun oğlum sen? Adım bu ya benim. Adanın teyzesi hanım Tuğçe, ben Tuğçe Dikman. Nergis teyzeciğim şunu söylemek isterim. Öncelikle sizi burada gördüğüme çok şaşırdım ve çok sevindim. Ben de iş arkadaşım olan Tuğçe ile ve kesinlikle ayrı olduğum Tuğçe kardeşimle bir iş konuşması yapalım dedik de bir yemek yiyelim dedik. Biz onu şurada yapabiliriz aslında. Rüzgar bana baksana. Efendim abi. Siz Nergis Hanım'la tanışıyor musunuz ki?
Patron şöyle, hani sizin evde falan böyle denk geldik. O kadar mı yani? Bu kadar mı? Tabii görür görmez kanımız kaynayıverdi birbirimize. Neyse biz buraya oturalım o zaman. Zaten Turgut Bey de burada. Siz böyle buyurmaz mıydınız? Buyururum evet. Buyurayım şöyle oturayım ben. Teşekkürler. Şimdi benim anlayamadığım bir şey var. Nergis Hanım siz... Siz birbirinizi tanımıyormuş gibi yapıyorsunuz. Niye? Kimi? Peki. Peki öyle olsun o zaman eyvallah. Ben adanın ilk aşkını buldum. Buldum ben. Bunu Turgut Bey'in yanında da son kez ve ilk kez konuşmak istiyorum. İlk ve son kez dedi. Türk filmi gibi olmadı mı Nergis? Ne diyorsun? Asla sen şu an saçmalama. Bir sus. Turgut Bey niye? Turgut Bey derken ne demek Turgut Bey? Adanın hiç sevmediği, asla mutlu olamayacağı ilk aşkı. Turgut Bey. Adanın ilk aşkı bu mu? Vay be, hiç çaktırma da helal olsun. Nasıl yani? Bir dakika, bir dakika. Artık açık açık konuşuyoruz değil mi? Oyun oynamaya, oyun oynamanıza gerek yok. Her şey ortada, ben her şeyi biliyorum artık. Nergis Hanım, Aslan Bey. Buracığım, biraz ailevi mevzuların içine girdik gibi hissettim ama... soracağım yani, sormak zorunda neyi biliyorsun tam olarak, tam ne? Nergis Hanım... Adanın ilk aşkı Turgut Bey değil mi? Nergis Hanım size soruyorum. Adanın ilk aşkı bu herif değil mi? Evet. Evet. İlk aşkım Turgut. Önceki yani. Eski. Herkesin bildiğinden de eski. Neden? Neden Ada? Ay ne diyor bu kız? Neden söylemedin? Neden bana daha önce söylemedin? Evet gelip konuştuk. Sen sus! Sen sus, seninle sonra konuşacağız. Seninle Bilal'le hesaplaşacağız biz, tamam mı? Sen sus. Sen görüşmediğini söylemiştin. Sen nerede olduğunu bile bilmiyorum dedin, neden? Tam da bu yüzden işte. Böyle tepki verme diye. Arkandan iş çevirme diye. Ada bir sen gelsene biz baş başa konuşalım. Sen sus! Sus! Öğrendin işte, mutlu musun? Ha? Turgut diyor ilk aşkım. Tuğçe'cim kaçalım bak, burada işler karışacak. Acilen kaçmamız lazım. Hadi. Saçmalama, en heyecanlı yerine geldik. Bir popcorn eksik hayatta olmaz. Evet, benim ilk aşkım Turgut. Artık bir şey hissetmediğim Turgut. Peki demin konuşulanlar neydi o zaman? Lan tamam, sen bir sus! Bana müsaade. Olduğun yerde kaldı Rüzgar. Teyzen öyle demiyordu ama. Değil mi teyzesi? Görüştürmüş sizi. Hı? Ben daha geçen gün gördüm sizi restoranda. Beraber yemek yiyordunuz. Ne oldu? Bana neden yalan söylüyorsun Ada? Sen bana yalan söylüyorsun Ada. Bu son demek içindi. Ama sana yetmiyor Bora. Sana teyzemler dedim, bahtım dedim, zaman ver dedim. Sana yetmiyor Bora. Aşk da yetmiyor sana. Senin o yetmiyor dediğin aşkın peşinden koşturuyorum ben. Senin yapmadığın şeyi yapıyorum, savaşıyorum ben. Bu muydu? Bu mu senin evleneceğin adam? Bu mu? Bu mu yani senin mutlu olacağın adam? Ya ben bununla bir şey olmaz diyorum, aramızda bir şey olamaz diyorum bununla. Bu ne bu? Ya ama bu kadarına izin veremem, ben de buradayım. Lan tamam sus! 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 Konuşma! Gitme Nergis, gitme! Nergis gitti! Nergis gitti! Ambulans! Nereye gitti? Lan gitti karım, gitti! Ulan! Utanmıyor musun kızı kendine aşık etmeye? Ulan! Aslan Bey, ne yapıyorsun? Karım gidiyor, kovar! Aslan Bey, tamam, tamam, tamam! Al bakalım kankacığım, doğruculuk iksiri. Bir içen bir daha yalan söyleyemiyormuş ha, yemek kitabında buldum. Çok komik. Kanka, sen baya baya yalan bataklığına batıyorsun, farkındasın değil mi? Batıyorum değil mi? Vallahi batıyorum ben. Bak, bak tek elim gözüküyor, hatta yok parmağım. Parmağım gözüküyor sadece, çok battım, çok battım. Nergis teyze iyi mi şimdi peki? İyi, iyi. Yani benimle konuşmamak dışında iyi. Yasemin teyzem yanında. Kızım feci karışmış ortalık bu sefer. Bora ne yaptı? Eniştem Turgut'u dövünce karakola gittiler tabii. Ay kabus gibi bir geceydi, kabus.
Ada, bak bu Bora senin olmayı aklına koymuş, haberin var değil mi? Bakalım bu sefer ne yapacak? Hadi bakalım. Bu akşam bu iş kapanacak. Ne? Emin misin oğlum? Bu çok ciddi bir karar. Hiç olmadığım kadar eminim babacığım. Hiç olmadığım kadar. Zafer, duydun mu? Hiç dedi, olmadığım kadar dedi, eminim dedi. Duydum Belma, duydum. Anne, biraz sakin olur musun? Yok, olamam. Olmuyorsan da biraz dene bence. Niye biliyor musun? Çünkü bu akşam adayı istemeye gideceğiz. Zafer, duydun mu? Bu akşam dedi, adayı dedi, istemeye gideceğiz dedi. Duyuyorum Belma, duyuyorum. Bu odada olan her şeyi duyuyorum. İki kulağım var benim de. Ben buna hayatta müsaade edemem. Ben kararımı verdim anneciğim. Tamam mı? Ben kararımı verdim. Bu akşam adayı istemeye gideceksiniz. Gelseniz de, gelmeseniz de ben gideceğim. Yo yo yo. Geliyoruz, beraberiz. Hanife, bana ilacımı getir. Ya da Hanife, bana ilacımı getirme. Ben direkt öleyim, kurtulayım. Belma, lütfen ya. Çok rica ediyorum. Bak oğlan ciddi bir şey anlatıyor. Dinle. Evet oğlum. Baskın nasıl yapılırmış? Herkes görecek. Görüşürüz. Görüşeceğiz oğlum. Tabii görüşeceğiz. Çok iyi. Aferin. Beğendin mi yaptığını ha? Hı? Beğendin mi yaptığını? Belma, ne oluyor gözüne? Belma, benim üstüme atma hiçbir şeyi. Sakin ol, aç gözünü. Şöyle yap, şöyle yap bak Belma. Böyle yap, geçecek. Bir kapıyı çalsaydım. Ya Turgut'a baktım. Odasında yok, gelmemiş bugün. Yani sence de dün olanlardan sonra gelmemesi normal değil mi Tuğçe'cim? Bana artık hiçbir şey normal gelmiyor Rüzgar, hiçbir şey. Yani bu mesele neden bu kadar büyüyor ki? Hı? Adanın ilk aşkı meselesi neden bu kadar büyüyor? Ya Rüzgar'cığım, sen bu kafayla bir arpa boyu yol kat edemezsin. Ben sana öyle söyleyeyim. Aa, aha. Öyle mi hocam? Öyle, evet öyle canım. Bak Bora'ya, Adanın ilk aşkını buldu. Bulmakla kalmadı, şirkete işe aldı. Yani insanların özel hayat. Bize karışmak düşmez. Özel hayat abi. Senin haberin yok muydu özel hayatının bu kısmından? Benim nereden haberim olsun? Hı? Ben adayı o kadar iyi tanımıyorum. Nereden haberim olsun? Ay bilmiyorum Rüzgar'cığım. Hani sen adayı kendine aşık etmeye çalışıyorsun ya. Belki işe yarar bazı taktiklerin vardır, bir araştırma yapmışsındır falan diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Ha, sen Bora'yı araştırmalarınla tavladın. Şimdi anladım ben. O zaman bana da bir taktik ver de belki ben de bir şeyler yaparım, bir şeyler başarırım, çalışır ha. Çok güzel, çok. Kuzen. Hı. Bu Turgut'u göremedim. O nerede ya? Yani görmek istediğinden değil zaten de. Turgut artık bizimle çalışmıyor kuzen. Boş ver sen Turgut'u. Ha. Hı. Ne bu? Bak. Bana mı? Saçmalama bak. Hı. Bu ne oğlum? Bu benim tarzım değil ki bu. Ali. Ne? Hiçbir şey diyeceğim yoksa düşündüğüm şey mi? Ha? Ali ben düşündüm taşındım kardeşim. Adaya evlenme teklif etmeye karar verdim. Yapma şunu! Gel buraya! Kardeşim. Kardeşim. Çok sevindim. Eyvallah. Çok sevindim. Eyvallah. Bir şey diyeceğim. Darısı bizde Selin'in başına ama. Bana bak. Bana bak. Sakın Selin'e bir şey söylemiyorsun. Adanın haberi yok. Sürpriz olacak tamam mı? Sürpriz. Rafa'm söyler misin? Sakın. Onlar şey değil. Nasıl, beğendin mi? O güzel. Güzel olmuş. Bu sefer ne yapacağımı ne sen ne de ailen öğrenemeyecek adam. Gelin hanımın nesi var? Şu Turgut meselesi. Ala da öğrenmiş. O da geldi. O yüzden bana biraz tabırlı. Nasıl ya? Nereden öğrenmiş? Gerçekten. Gerçekten ben de anlamadım. Yani bir ben biliyordum. Bir de sen kardeşim. Acaba nereden öğrendi Ada? Nereden öğrenmiş olabilir ki? Değil mi? Bu evet evet. Bu şeyden öğrenmiş olabilir. Neyden? Bu Yasemin Hanım, bu Nergis Hanım sürekli bunların böyle bir dedikodu ağı var. Oradan öyle bir durum dönmüş olabilir diye olabilir yani. Olabilir. Olabilir tabii. Olabilir olabilir. Ha, illa anlattıracağım. Ha. Şimdi şöyle oldu. Ne diyorsun sen şimdi Zafer yani? Bu kız oğluma yapmadığını bırakmasın. Ben hiçbir şey olmamış gibi bu kızın ayağına kadar gideyim, sen öyle bir şey mi diyorsun? Ha?
Belma, ne yapalım istiyorsun Allah'ını seversen? Kızı istemek için kendi evimizi mi çağıralım? Zafer, bu senin yapmadığın bir şey değil, biliyorsun değil mi? Belma, Allah'ını seversen aynı konulara döndürüp döndürüp durma ya. Zafer, ne yaparsan yap, bir yolunu bul. Bu işi engelle. Hayır efendim, ben oğlumun mutlu olacağı hiçbir şeyi engelleyemem. Oğlumuzun mutluluğu mu? Sen farkında değil misin? Bu kız hayatımıza girdiği günden beri bizim oğlumuz, Bora'mız, eski Bora'mız değil. Ya görmüyor musun, çocuğun gözlerinin içi gülüyor. Fena mı? Öyle mi? Ben oğlumun yüreğinin ağladığı günleri de çok iyi hatırlarım Zafer Bey. Belma'cığım, aslı başka, ada başka. Aslı mevzu bitti, kapandı gitti, unuttum. Tabii tabii, çok haklısın. Aslı başka, ada başka. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İçimde çok korkunç bir his var benim. Ada, oğlumu aslıdan bile çok üzecek. Yeter artık. Ya oğlunun mutluluğuna şahit olmayı tercih edersin ya da etmezsin. Ama şunu unutma, eğer engellemeye kalkarsan Bora'dan önce karşında beni bulursun, tamam mı? Yeter ya. Hayatının sürprizine hazır ol Ada. Bu akşam teyzenden seni istemeye geliyoruz. Dün geceyi mi yaşıyoruz hala? Eve gidince başıma ne gelecek bilmiyorum ki. Yani teyzem beni yeğenlikten reddetse hakkıdır. Ada, sen beni severek neden dünyanın en büyük suçunu işlemiş oluyorsun? Hem bir bakarsın bir şey değişir. Yani birden bir şey olur. Teyzen bile ikna olur. Ne gibi bir şey? Ne? Tam önce görürsün. Bora! Olmaz ama yani. Yeter, uzak dur şu Turgut'tan. Ada, ben bir daha senin ağzından Turgut ismini duymak istemiyorum, bu bir. İkincisi, eğer sen Turgut'tan uzak durursan ben de dururum. Hatta ilk iş olarak şu avukatını değiştirmekle başlayabilirsin. Tamam, evet, ben değiştireceğim zaten. Güzel. Ada bak, şu ilk aç meselesini bir daha okunmamak üzere rafa kaldırıyoruz, tamam mı? Hatta çöpe atıyoruz, yakıyoruz, ok ediyoruz. Ben artık bizim kendi hikayemizi okumak istiyorum Ada. Orada beni ne duruma düşürdüğünü bir görseydin. Orada olsaydın da görseydin Yasemin. Anlattın abla. 35 kere anlattın. Görmüş kadar oldum zaten. 36.'yı dinleyiver. Ne var? Tamam ya. Ne kızıyorsun? Anlat, dinliyorum. Hayır, Bora da durmuyor ki. O kadar aldım karşıma. Konuştum. Olmaz dedim. Bu kızın ilk aşkı var dedim. Konuştun da ne oldu? Ha? Gitti, ilk aşkın peşine düştü. Ne oldu? Kız, bana bak. Sen yoksa bu adayı Bora konusunda yüreklendiriyor musun yoksa? Abla ya, sen de ha. Olur mu hiç öyle şey? Ha. Olmasın zaten Yasemin, olmasın. Gebertiveririm seni. Ha, ne diyordum? İlk aşk. İlk aşk. Tabii rüzgar olduğunu söyleyemeyince Turgut dedi. Ama yok, bu iş böyle olmayacak. Nasıl olacak? Madem Bora'dan kurtulduk, madem rüzgarı da garanti altına aldık. Adayla rüzgar evlenecek. Allah! Ne oldu? Allah'ım, inşallah mutlu olurlar. Allah tamamını erdirir. Gibisine Allah'ım. Sen anladın değil mi beni? Bak, baştan anlattırma bana Allah aşkına. Anladım. Anladım, özet bile geçebilirim sana. Geçeyim mi özet? He? Hadi geç bakayım. Şimdi şöyle olmuş. Kestim vallahi, kestim ay ya. Bir yara bandı, kolonya falan vardır kesin, vardır. Sen pimpiriklisin, vardır. Ne? Burada klasörler var. Bu ne? Ooo, revir. Revir yapmış kendine. Yara bandı ama. Bu ne? Peki bu şimdi?
Tamam, neyse, bana ne? Bana ne mi? Nasıl bana ne ya bu? Burada takı kutusu bu. Ne var bunun içinde? Ada? Ya tüh ya, gördün mü onu? Görmemem mi gerekiyordu? Görmemen gerekiyordu tabii. Görmemen gerekiyordu. Neden? Çünkü bu... Toplantı iptal. İyi de oldu, aklım başka yerde. Kuzen, adada şey ha, cin gibi kız yani böyle eliyle koymuş gibi bulmuş hemen yüzüğü. İlginç. Kimin bu yüzük? O yüzük... Benim. Senin mi? Evet. Nasıl senin? Bay normal insan olarak bana ait bir şey o. Benim. Bana ait. Alayım. Benim ya, benim yüzüğüm. Nasıl senin oluyor o yüzük? Hop, hop. Sen ne yapıyorsun tam olarak? Şu an orada mıdır bunlar? Söylesene bana. Bana bırak, bana bırak. Neyi sana bırak? Bana bırak. şimdi şu an ne yapıyorum mesela? Ada Selin'e bunu söylemesin diye burada böyle komiklikler, şakalar, şeyler, sürprizim bozulmasın diye benim sürprizim. Anladın mı? O yüzden. Ali! O yüzük senin için mi? Evet, evet! Evet! İnanmıyorum. Ali. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Ali, tebrik ederim. Canım, teşekkür ederim. Selin çok mutlu olacak. Olacak, sağ ol. Allah'ım, ne güzel bir şey. Evet, evet, evet. Güzel olacak, güzel olacak. Güzel olacak. Çok mutlu olacak Selin. Evet. Evet, ben bir Selin'i göreyim. Yüzüğü buraya bırak. Bırakma, bırakma yüzüğünü al. Al yüzüğünü. Ama bir saklayalım. Evet, tamam, orada. Tamam. Alo Belma teyzeciğim, nasılsınız? Ölüyorum Tuğçe. Ne oldu, neyiniz var? Bora adaya evlenme teklif edecek. Tuğçe. Ne yap yap, oğlumu adanın pençelerinden kurtar. Ne olur. Ne? Hayır, hayır. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben şimdi? Düşün. Turgut. Turgut aşkın. Ara. Göreceli Hukuk Bürosu. Göreceli Hukuk Bürosu mu? Seni yakaladım Ada. Çok az kaldı. Burayı senden kurtarmama çok az kaldı. Elmacığım. Şey diyecektim. Tövbe bismillah. Elma, bu ne kıyafet ya? Cenazeye gitmiyoruz hayatım. Benim için öyle. Hem de kendi cenazeme gidiyorum. Tövbe estağfurullah. Elma bırak bu lafları. Çıkar şu üstünü. Yapma bak. Gözünü seveyim. Bora adayı seviyor. Başka kimseyi gözü görmüyor. Artık kabullensen iyi olur. Kabullendim. Tıpkı kendi ölümümü kabullenir gibi kabullendim. Yapma Benmacığım. Bak korkutuyorsun beni. Elif de korkacak. Bırak bu lafları. Bize yakışan oğlumuzun mutluluğuna ortak olmak, yas tutmak değil. Sen oğlumuzun adayla mutlu olabileceğine inanıyor musun? Tıpkı Aslı'da olduğu gibi. Bak bir daha. Bir daha bu evde Aslı lafını duymak istemiyorum. Bitti. Aslı gitti artık. Bitti. Bu gece gidelim kızı isteyelim. Aslı'nın üstüne bir kürek toprak atacağız. Ha,
Ondan sonra bu kıyafeti giyer, istediğin töreni yaparsın. Heh. Hadi bakalım, şimdi üstünü değiştir. Hadi canım benim, hadi hazırla. Heh. Hadi bakalım. Alo. Evet, benim. Benim. Tamam, tamam. Vekalet için mi? Tamam, ben müsaitim. Şimdi geliyorum. Tamam. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Bu nasıl? Ama bana değil, ekrana bakacaksın. Tamam. Tamam bakayım. Hı. Selin hep böyle bir şey hayal ederdi. Böyle kır düğünü, ağaçlar, renkli renkli ampuller. Çok güzel. Peki sen? Sen ne hayal ederdin? Ben mi? Sen. Ben bir şey düşünmedim. Hiç mi düşünmedin? Hiç. Bahat yüzünden mi? Ailenin tüm kadınları nikah masasına terk edince evlilikle ilgili pek hayal kuramıyorsun. Tamam peki kursan nasıl bir hayal kurardın mesela? Bilmem. Düşünmedim. Hiçbir şans vermiyorsun da. Vermiyorum. Çünkü üstüme geliyorsun. Nereye gidiyorsun? İşimin başına. Tamam gitme. Biraz sevgilinle kal. İş beklemez. Hadi kal. Gitme. Bunu patronun olarak mı söylüyorsun yoksa sevgilim olarak mı? Anlayamadım. Sen hangisini dinleyeceksen o vasıfla. Söylüyorum. İkisini de dinlemeyeceğim. Çünkü benim patronum Tuğçe'm. Az kaldı Ada. Çok az kaldı. Şu gözümün haline bir baksana. Hiç hoş olmamış Turgut Beyciğim. Çok vahşi bir aile. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İnanılmaz vahşiler zaten. Ya ben çok üzüldüm açıkçası. Hiç dünkü kadar saçma sapan bir akşam yemeğine katılmamıştım. O yüzden yani ben de bir şey yapamadım. Hele ki yani sizin kadar ciddi, itibarlı bir adam böyle bir duruma düşürülmemeliydi. Ben bu işe bulaşmaktan son derece rahatsızım Tuğçe Hanım. Bora Ada Turgut'a aşık diyor. Ada benim için bu adamın bir önemi yok diyor. Yani resmen beni kullandı. Ben o şirkete çağrılmamda bile bir gariplik olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Değil mi? Değil mi? Yani sonuçta siz Adan'ın ilk aşkı falan değilsiniz. Değil mi yani? Ne alaka? Yani değilmişim. O maganda eniştesinden yediğim yumruktan sonra bunu çok daha iyi anladım. Ama ben de Adan'ın vekaletini başka bir avukata vereceğim. Hmm. Peki o halde sizin ne gibi bir ilişkiniz var Adan'la acaba? Yani hani özellikle söylemek zorunda değilsiniz tabii ki ama artık hani müvekkiliniz olmadığı için bir sakıncası yoktur diye düşündüm. Ben Adan'ın başka bir davasına bakıyorum aslında. Yani o da ilginç bir konu. Aa. Tuğçe. Tuğçe'cim ben de her yerde seni arıyorum. Allah Allah. Evet ne yapıyorsun sen burada? Hı? Senin ne işin var burada? Konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım Tuğçe'cim çok acil. Ama benim Turgut Bey'le bir işim var. Ama çok önemli. Konuşmamız lazım. Lütfen gel bakalım. Ha. Hadi. İyi günler. Bay bay. Hadi gel. Turgut Beyciğim görüşürüz. Gel bakalım. Kolay gelsin. Ya. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun burada? Ya bırak beni. Öf. Esas sen ne yapıyorsun burada? Rüzgar bak bana ya burada neler döndüğünü söylersin ya da ben gider içerideki adamdan öğrenirim. Zaten benimle konuşmaya pek bir hevesli. Ne öğreneceksin abi? Ne öğreneceksin? Ne öğrenmek istiyorsun? Bora bu adamı tuttu, Adan'ın ilk aşkı diye şirkete getirdi. Bil bakalım Turgut ne değil.
Ada'nın ilk aşkı falan değil. Peki kim bu Ada'nın ilk aşkı ve neden Ada bunu böyle sır gibi saklıyor? Nasıl? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Rüzgar sen misin? Ada'nın ilk aşkı sen misin? Tabii ya. Tabii ya, anlamalıydım. Sensin. Ada'nın ilk aşkı sensin. Şimdi oturuyor taşlar yerine. İnanamıyorum, bunca zamandır gözümün önündeydi. Tuğçe keser misin? Kes, lütfen kes sesini, lütfen kes sesini. Yo, şu an ben sesimi falan kesemem. Seni yakaladım, hayatta bırakmam. Olay benim bunca zamandır dibimdeymiş ya. Bir de biz düşünüyoruz bu ikisini nasıl ayıracağız diye. Biz bu bombayı patlattığımız anda Bora bir daha Ada'nın yüzüne bakmayacak. Tuğçe, kimseye bir şey söylemeyeceksin. Öyle bir şey yok. Kimseye bir şey söylemek yok Tuğçe, asla. Asla bak. Rüzgar, delirdin mi sen? Bak, Bora Ada'ya evlenme teklif edecek. Ne? Evet, Belma teyzeden öğrendim. Hala söylemeyecek misin Ada'nın ilk aşkı olduğunu? Hayır, hayır söylemeyeceğim. Çünkü evlilik falan olmayacak, tamam mı? Söylemeyeceğim. Sen de kimseye bir şey söylemeyeceksin, ben de kimseye bir şey söylemeyeceğim. Niye Rüzgar? Bir dakika, bir niye? Dakika. Eğer ki birine bir şey söylersen, ben de giderim. Bora'ya video olayını söylerim. Ondan sonra bak bakalım Bora'yı alabiliyor musun? Okey. Rüzgar. Aşkım hiç öyle bakma ciğerci kedisi gibi. Sana bu sefer kahve falan yok. Sonra böyle bakıyorsun suratıma. Kahveyi bıraktım ben zaten. Çaya döndü. Yeşil çay mı? Siyah çay. Tamam. Hayatım bu dün Bora hani şey Turgut Bey ile Nergis Hanım'ı yüzleştirecekti ya. Ha. Ona Ada da gitmiş. Senin haberin var mı? Yok aşkım. Benim nereden haberim olsun? Ha ne bileyim o zaman şey Nergis Hanım Yasemin Hanım'a söyledi. Öyle bir şey oldu galiba. Kesin o söylemiştir. %100 o söylemiştir. Hatta o söylemiştir. Çünkü o söyler. Değil mi? Söyler. Ben bir çayı şey yapamadım tam olarak. Aşkım. Şey bana çok demli koyma hayatım. Gece uyku tutmuyor. Hayatım. Teşekkür ederim. Aşkım. Ben şeyi de halletmem gerekiyor. Ha, tam da işlerim mi vardı? Ben üstüne mi gelmişim? Tamam. Ben de şuracıkta o zaman oturayım çayımı yudumlayayım. Ada. Çıkıyor musun? Hı hı, çıkıyorum. Eve gideyim de teyzemin gücüne fazla batmayayım. Eve gidiyorsun yani. Evde olacaksın değil mi? Evde olacağım. Uslu duracağım yani. Tamam. Olur. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Bora? Allah kahretsin. Neler görüyorum? Evet, gördüm. Evet. Tuğçe, bak ben bazı kararlar aldım. Evet, gördüm. İnan çok doğru bir karar olmuş. Yani ilişkiniz bu şekilde biraz dengesiz ilerliyordu. Çok zorlukları vardı. Tebrik ederim. Aha, aha. Teşekkür ederim. Yalnız Tuğçe aramızda kalırsa sevinirim. Kimsenin haberi yok. Kimseye söyleme olur mu? Tabii tabii. Tamam. Hı. Aramızda. Merak etme. Tamam. Güzel. Bak benim şimdi çıkmam lazım. İşim var. Aramızda. Aramızda. Tamam. Sana güveniyorum. Hoşçakal. Ah Bora'yı her yerde çıkartırsam böyle olur. Heyecandan ama işte ne yapacağım? Bu iş olmayacak Bora. Benim adım Tuğçe ise bu iş olmayacak. Teşekkür ederim aşkcığım. Afiyet olsun. Ya Ali.
Ali diyorum, duymuyor musun? Ali diyorsun işte, duyuyorum. Ben sana aşkçım diyorum. Cım cim ekliyorum sana. Hani böyle kibar olsun, güzel olsun diye böyle şeyler ekliyorum. Sen düz düz kuru kuru Ali diyorsun. Tamam aşkım, pardon. Öyle de ha. Bak, şimdi söyle, şimdi söyle efendim. Bak sana ne diyeceğim. Ne diyeceğim? Çıkışta, baş başa bir şeyler mi yapsak? Ali! Yapalım, şey olsun. Ali! Geliyor. Bana bakar mısın? Hadi çıkıyoruz, bir işimiz var. Yürü. Çok isterdim ama... Oğlum acil diyorum sana, tamam mı? Acil diyorum, çıkmamız lazım. Haydi, haydi. Ama programımız var senin. Oğlum de... önemli diyorum sana. Önemli bir işimiz var, çıkmamız lazım. Bak Selin, Selin. Senin için bir sıkıntı olmaz değil mi? Bak olmazmış, cevap vermeden önce. Hadi gidiyoruz, kalk. Ya ama... bir dakika, bir dakika ya. Ne işi bu birdenbire böyle? Ama ortadan yırtılıveririm böyle çekilirse. Ne işi bu? Hayırlı bir iş diyelim. Bırak elini. Bırak, 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 bırak. Bırak, bırak. Hadi lan hadi. Hadi. Hayatım geleceğim şey hadi. Konuşacağız ya. Ne? Hadi hadi. Oğlum hadi. Tamam bir sus, bir sus anlatacağım. Bir sus. Ama kolumdan... Ne işler karıştırıyor bunlar ya? Hayırlı bir iş falan. Bir gel, oğlum, bir gel. Neden bir gel. Koldan oğlum, ama tamam, neden bir, kol? Oğlum bir şey anlatacağım ya, diyorum. Ya tamam anlatacağım da konuşsan tamam. Tamam. Yani ben bir dışarı çıkacağım. Sevgilimle bir yemek yiyeceğim. Yemiyorum ya. Yani bir çıkıyoruz, Evren geliyor. Sen tam konuşuyorsun kolumdan. Bir dakika. Ali, ben artık bir şey söyleyebilir miyim Ali? Evet. Oğlum. Sen, ben adayı istemeye giderken beni yalnız mı bırakacaksın? Adayı istemeye... Nasıl? Daha yüzüğü yeni gösterdin orada. İstemeye ne ara geçtik? Oğlum yüzüğü kızı istedikten sonra takacağız. Ne alakası var? Nasıl yani? Bu akşam mı gidiyoruz peki? Yaklaşık birkaç saat sonra. Birkaç saat sonra... Ben şu Selin'e bir sorayım. Oğlum, Selin'in haberi yok. Selin'in haberi yok. Kızın günahını alma. Selin'in haberi yok. Nasıl Selin'in haberi yok? Adanın en yakın arkadaşı değil mi Selin? Lan Adanın da haberi yok. Adanın da haberi yok. Sürpriz. Sürpriz. Tamam mı? Sürpriz olacak. Sürpriz. Peki şey kuzen, bu teyzelerinin haberi var mı? Özellikle o Nergis teyzesi var ya, şu hareketi yapan kadın. Onun haberi yoksa büyük olay çıkar. O kadın olay çıkarır bak kuzen. Ali sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Adanın haberi yok. Selin'in de haberi yok. He. Yani doğal olarak Nergis Hanımların da haberi yok değil mi? Teyzelerinin de, eniştesinin de haberi yok. Kimsenin haberi yok. Annem, babam, sen, ben, Elif biliyoruz. Bana bak, bir laf çıkarsa bu sefer fena kızarım, haberin olsun. Bak bu sefer bozuşuruz. Ki dün akşamki yemeğe adanın nasıl geldiğini az çok tahmin edebiliyorum. Bana bak, tepemin tasını attırma. Bu sefer bozuşuruz ha, haberin olsun. Tamam, şey değil ya. Bayağı şey, baskın yapacağız yani ha? Yeter artık Ali, sıkıldım. Aynen öyle yapacağız kardeşim. Anladım. Peki kuzen şeyi, amcamla yengemi nasıl ikna ettin sen bu işe? Adanın ve ailesinin adayı istemeye gideceğimizden haber olmadığını söylemedim. Hallettim. Kuzen bak doğru bir şey mi yapıyoruz? Akşam ortalık karışmış. Karışırsa karışsın lan, bağırtırma beni. Karışırsa karışsın. Ben artık ciddiyetimi anlasınlar istiyorum. Ne kadar sevdiğimi, ne kadar aşık olduğumu görsünler istiyorum, tamam mı? Dürüst dürüst, her şey ortada. Bana bak, sen kardeşinin yanında mısın değil misin onu söyle. Yanındayım tabii ki. Yanındayım benim. Bir tane biricik kuzenim var. Yanında olmaz olur muyum? Haftaya da Selin'i isteyelim ama. İnşallah. Sürpriz kardeşim diyelim. Düğün mü yapıyoruz biz de? Bana bak. Şu işi bir halledelim. Selin'i de isteyeceğiz inşallah. Tamam mı? Tamam. Tamam. Güzel. Duygulandım ha. Düğün yapıyorsa? Düğün yapacağız. Karşılıklı oynarız güzel. Böyle iki gerdan kırarız. O şekilde hareketlerimiz olur mu? Saçma sapan konuşma Ali. Hadi. Hayır. Düğün yapıyoruz. Olunca içim kıpırdasın. Tamam sen gerdan kırarsın. Tamam. Çifte düğün mü yaparız belki yaparız, de? Yaparız. Ha? Nasıl oğlum, iyiyim değil mi? İyisin, iyisin. Ya ne ara damatlık yaşına geldiler. Vallahi kocadık amca. Ali, bunları benim söylemem gerekiyor. Ne yapıyorsun sen? Öyle de işte ben bekledim siz söylemeyince ben telaffuz edeyim diye. Tamam, tamam. Önemli değil. Babacığım annem nerede? Annem nerede, daha niye gelmedi? Hala hazır mı? Geliyor, hazırlanıyor. Belma! Duramıyor. Belma, hadi canım. Heyecandan duramıyor, duramıyor amca. Tamam, alacağız kızı ya. Sakin ol, sakin ol. Ben bir gidip bakayım mı anneanneme? Gelir, gelir o, gelir. Belma! Hadi anneciğim ya, annem. Ha geliyor mu? Gel. Ha. Geldi, geldi. Geldi, evet. Kıyafet de pek yakışmış yani. Bu cenaze kombini değil mi ya? Kombin, cenaze kombini bu. Oğlum karıştırma. Ama? Oğlum şimdi yapma, boş ver. Tamam, tamam Ali. Herkes hazır. Artık çıkabiliriz bence. Ay ben gelebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü başım ağrıyor. Belma. Lütfen ağrı kesicini içersin, olur biter. Uzatmayalım şunu ya. Aa. Evet, evet anneciğim. Anneanne, bence ablam aldığımız çikolatalardan ye. Ben bir tane yedim, çok güzeldi.
Bu da bir seçenek değil mi? Evet. Seçenek seçenek burada. Anne evet. Al, al. Oğlum ne yapıyorsun? Onu ikram edeceğiz. Allah Allah. Bence Ada ablan o çikolataları alıp kendisi yesin. Aa, ama yani biraz daha böyle devam edersek burada kızı başkasına verecekler. Evet haklısın. Babacığım biz şimdi Ali ile benim arabayla gidiyoruz. Tamam, tamam, tamam mı? Siz tamam, beraber tamam, gelirsiniz. Aslan oğlum benim. Canım babam. Babam benim. Canım babam. Canım canım benim. Babacığım çok teşekkür ederim. Benim bu süreçte hep yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Hadi aile içi duygusallığımızı yaşarız sonra. Hadi gidelim ya. Tamam haklısın. Görüşürüz babacığım. Tamam tamam. Hadi tamam. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Oh, aman anneciğim görüşürüz. Hadi efendim çiçek çiçeği unutmayın. Alacağız halledecek. Tamam, hadi konuşmuş. Hadi Belma hadi Belma. Konuştun değil mi lan? Çiçeği hallettim ben. Adam aradım da ulaşamadım. Tamam, alacağız. Gideceğiz, alacağız gideceğiz. Hadi, tabii, tabii. Nereye ulaşamadın oğlum? Ay canım kankam ya. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Gel öpeceğim. Ah. Oh. Oh. Ay kanka. Canım kankam. Sen de öyle de hayırdır inşallah. Hmm. Yok Ada söyleme kız. Söyleme. Aa. Ne oluyor kızım? Ben bunu dışından mı söyledim ya? Sen onu dışından söyledin ya. Sorumun cevabını da dışından ver bakayım sen. Kızım ne oluyor sabahtan beri suratıma bakıp bakıp gülüyorsun? Ne? Ay yok ben dayanamayacağım söyleyeceğim. Söyle. Dayanamıyorum ben. Söyle. Selin. Ha. Söyle, söyle, söyle. Hadi ben bakacağım. Ben kanka, bakacağım. Söyle. Ben bakacağım. Kanka bir söyle. Herkes. Kanka. Dur. Bak meraktan ölürüm ha. Dur. Ya Ada. Sus kız. Ya hemen de öyle git dur bir. Kanka. Kim geldi ya, kız? Ya kızım. Ha? Söylesene şunu ya. Ada. Tuğçe Hanım. Ne işiniz var sizin burada? Konuşmamız lazım. Ada! Kim gelmiş? Vallahi teyzoş aşağıdan çaldı herhalde. Açtım baktım kimse yok burada. Şimdi inip bakacağım bu çocuklar çalıyorsa kızacağım. Kız. Hep basıyorlar hep vallahi bir in de kız. Ada. İyi evet evet söyle. Söyle madem. Evet evet oyun çıkarmışlar kendilerine şey yapıyor. Aşağıda konuşalım. Hadi. Selin ne oluyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Vallahi bak. Evet. Sizi dinliyorum. Boşuna heveslenme bence. Anlamadım. Bora ile hala berabersin ya. Onu diyorum. Yok. Yok. Yok öyle bir şey. Tuğçe Hanım yani ben size kaç defa söyleyeceğim bunu. O iş bitti. Bora Bey artık benim sadece patronum. Kes. Kes artık yalan söylemeyi Ada. Ben her şeyi biliyorum. Bora ile beraber olduğunu da biliyorum. O gece evdeki kadının sen olduğunu da biliyorum. Sen yaptın. Evet ben yaptım. Ben söyledim Belma teyzeye. Bildiğini anlamıştım. Keşke tek bildiğim şey bu olsaydı. Nasıl? İlk aşkının Rüzgar olduğunu da biliyorum Ada. Kuzen yalnız bir şey diyeceğim sana. Ben seni hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim ha. Ali kabul eder değil mi? He? Kabul eder değil mi? Bak Ali kabul eder desene, evet der desene Ali. He? Beni rahatlatsana kardeşim hadi. He, tabii sana. eder. Seni dünya üzerinde zaten reddedebilecek bir kadın olduğuna inanmıyorum da. Ada ekstra olarak bir de sana aşık. Aşıktım ben. Oğlum bana bak. Ben yola bakıyorum sen bana bak. Tamam, seviyor değil mi? Ha? Ada bana aşık değil mi? Seviyor aşık, ha? aşık. Hadi alıyoruz kızı. Tamam sakinim. Ay hiç güleceğim yoktu. Tuğçe Hanım bunu size kim söyledi? Yani bunu size kim söyledi ve siz buna nasıl inandınız? Ben hayretler içerisindeyim gerçekten. Çok saçma. Rüzgar ve ben Allah'ım ne kadar saçma ya. Tuğçe Hanım benim ilk aşkım... Bora'dan ayrılacaksın. Hem de öyle bir ayrılacaksın ki... Bora bir daha senin yüzünü görmek istemeyecek. Tamam mı? Senden nefret edecek. Anlıyor musun beni?
Bunu benden istemeyin. İstedim bile. Yoksa giderim ben söylerim Bora'ya. Rüzgar'ın adanın ilk aşkı olduğunu. O zaman zaten senin yüzüne bakmaz. Seçim senin. Bu son şansın. Teklif var, ısrar yok bende biliyorsun. Sana son lafım bu. Nergis, benim karnım gurulduyor. Ben başlıyorum. Tamam ya aslanım ye. Selin, şu adaya bak Allah aşkına ya. Aşağı çocuklara kapıya bakacağım diye gitti, gelemedi bir türlü. Tamam tamam, bakıyorum şimdi. Gelemedi hala. Ablam bir su koysaydın bari. Hah, geldi. Kanka. Ne oldu? Kanka ne oluyor söylesene, korkutma beni. Bitti. Her şey bitti. Kızlar. Ne konuşuyorsunuz siz fısır fısır? Kapının orada dikilmiş. Hadi geçin, yemekler soğudu. Geliyoruz Nergis teyze, hemen geliyoruz. Geliyoruz. Kızım ne oldu söyle. Otur çatıdasın, bir şey söyledi sana, söyle bana. Kanka. Rüzgar'ın ilk aşkım olduğunu öğrenmiş. Ne diyorsun? Aa, ay bu zilde susmadı ama. Kim yine ya? Şurada ağız tadıyla bir yemeğimizi yiyemedik. Kızım ne dikiliyorsunuz öyle? Açsanıza kapıyı. Açsanıza kapıyı. Aa. Aa. Safer Bey. Sen bilemezsin. Yapar.